Bırak beni lütfen. Sen korkak bir çocuksun. Emrediyorum, bırak beni. Baban gibi güçsüzsün sen de. Seni bildiğim en iyi şekilde yetiştirdim. Sen düşündüğünden güçlüsün evlat. Bunu asla unutma. Sen babandan güçlüsün. Redoran. Kendi oğlum için seni ateşe attı. Geçmişinden kurtulmanı isteyeceğim artık senden. Çünkü seni yaşatacak olan gelecek de değil, geçmiş de değil, şu zaman. Topraklar için önemli. Eori. Sana ihanet etti. Sen karanlığı yenenlerin mirasısın. Kendi karanlığına esir düşme Theodas. Ged. Bugüne kadar neredeydin? Ben ölümü gördüm kardeşim. Eğer şimdi vazgeçersen çok çocuk aynı kaderi yaşayacak. Rederik. O dostum falan değil. İsteseydi yanında dururdu. Eğer şimdi vazgeçersen kaybederiz. Vay. Giderlerken arkalarına bile bakmadılar. Göz bebeğim, bırakma kendini. Pes etme, sakın vazgeçme bir tanem. Anne. Senin bir ailen yok. Sen bir Silvergansın. Ayağa kalk oğlum. Bir kral asla boyun eğmez. Asla kral olamayacaksın. Ayağa kalk çocuk. Babanın katili. Bedeninde, zihninde. Beni kaybedin, beni. Dokuz diyarın varisi, Verga'nın tek hükümdarı olarak sana emrediyorum. Diz çök. Garas. Kralım, uzun süredir uyuyordunuz. Hem de çok uzun süredir. Çıkalım şu çukurdan. Durdurmamız gereken bir kıyamet var. Ağ vakti. Efekt ismi yaptım dedim. Selam, 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 selam. Girdik efendim. Auuu, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nara Garas gördünüz. Ben Garas dedim. Ben kameraları ayarlarken size bırakıyorum şeyi. Tabii ki, tabii ki. Öncelikle bir tane konuğumuz var bugün. Cahremizel alkışlar. Evet, evet. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Boş yapma kısmı bende. Küçük bir özet geçmeden önce konuğumuzu bir hoş geldin eylemesi yapmak istiyorum. Ahmet Bey, sonunda geldiniz efendim. Efendim Şarsı, hoş geldiniz. Baba, hoş geldin baba. Hoş geldin. Merhabalar efendim. Ben izliyorum bu arada. Son iki bölümü. Son bölümü kaçırdım maalesef. Ankara'ya falan gittim. Ama son 3-4 bölüm var bende az çok. Güzel. Çok karakterleri falan az çok biliyorum yani. Varım. Bu bölüm Zade'nin karakterini öldüreceğini söylendi. Hayır ya, öyle bir şey mi var? Göreceğiz, göreceğiz. Yani bir karakter yazdık Swaggy ile. Şöyle Swaggy bana bir öneriyle geldi. Ben oradan yola çıkıp kaptırdım. Swaggy de durdurmadı beni. Yani gideceğiniz şehrin lore'una yani %90 katkım var falan diye abartmış olur muyum Swaggy? Vallahi %90 okey bence çünkü... Düşündük bayağı beraber. Bayağı değişti yani çünkü. Altez Garay'ı beraber şekillendirdik. Bence çok tatlı oldu. Evet. Güzel. Bir güzel güzel şeyler mi bekliyor sizi? Ya bir de şeyi söyleyeyim. İlyus yeni Garas arkadaşlar, haberiniz olsun yani. Ya bir Garas'la başa çıkamıyoruz. Yandık anasını satayım. Ya harbiden yandık. Kesin kesin meme olacak zaten ya. Evet Eren Bey, bir geçen bölüm neler oldu? Bir özet evet, alalım. Evet. Geçen bölüm One şöyle Piece bir şey. Müziği, One Piece müziği. One Piece müziği istiyoruz. Ya inanılmazsınız ya. Hadi. Bir şey diyeceğim, hala bulamadık değil mi biz One Piece müziği? Yok. Onu bulamadık ama onun diğerini bulduk, onu kullanıyoruz. Ben bulacağım. Bir son bölümde bulacağım. Hangisi? Ne istiyorsun? Ben biliyorum bütün One Piece müziği. Ya özet One Piece'in özetleri de var. Ben yapacağım. Hayır hayır, ben Koro yapacağım. Bak, dur bir dur. Bak şu müzik. Dım dım çık. Dım 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 çık.
tıkıdım tım 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 çık. De 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 de. Dı Dagara Mugenides. Başımış. Sağ ol. Galiba buldum. İntro'yu da sevmişler. Eyvallah. Hayır bu değil ya. Hadi lan bir özet yapacağız. Yok abi bunu yapıyoruz. Bulmayalım zaten yani bulamıyorsak direkt diğeriyle yapalım. Diğeriyle yapacağız bulmadım. Tamam diğeri çalıyor şu an. Go. Tamam gidiyorum. Canlarım, ciğerlerim, geçen bölüm, bir önceki bölümde Feanor'un çok kötü halde bırakmıştık. Allah'ım ne olacak, ölecek mi? Trafik polisleri çevirip soruyordu. Ve Feanor sadece ölmekle kalmadı, ağzını bile çıkardılar adamın. Çok kötü şeyler yaptılar ve Feanor öldü, kardeşlerinin yanına kavuştu. İnanılmaz bir plandı belki Mugen'in, Hebi'nin yaptığı ve Quintus'un sadece izlediği. Fakat öldü. Her neyse sonrasında bir gemi yaklaştı yanlarına. Önce Garaz, cece şeklinde ve sonra... Bunu bana kim açıklayacak şeklinde deli bir adam geldi kendisi. Theodas'tı ve biraz artistik kastı evet. Sonrasında sevdiler Theodas'ı, seni takip ederiz dediler ve birlikte yola koyuldular. Yola koyulduklarında ilk durakları Kargareş'ti. Dünyanın en korkunç, Kalbedur'un en korkunç topraklarına gittiler ve oradan havada duran, pardon, çanı aldılar. Ve tam almadan önce de bum bir şekilde Gedrin'de oradaydı ama ondan birkaç dakika önce hareket etmişlerdi. Güzel, önceden geçen sezonun karakterlerinden birini gördük. Runları, Runland'ı değil mi? Runland. Güzel. Runland'ı gördük. Ondan sonra oradan gemiye binip ayrıldılar ve son durağımız Altezgaray'ı dediler. Erod'un gözüktü onlara bir yol açtı ve şimdi Altezgaray'a gidiyorlar. Pardon, benim kamera refresh dediğim için dondu. Evet. Çünkü bir 144p'ydim. Nasıl tekrar... Bir dakika full refresh atıyorum sayfaya. Ben düzeltirim yani şeyi sonuyorum. Tamam. Tamam okey. Hemen kameraları değiştireceğiz. Şöyle. Yo şu an iyi değil mi? Aynı değil mi? Yok değil. Yo ayarladım. Tolga mı geldi? Okey. Benim bir 144p ya neden öyle anlamadım. Şu an iyi bu arada. Şu an bizde iyi. Şu an 720 gibi. Şöyle yapalım. Ben bir şey deneyeceğim kamerayla alakalı. Sen bir tık yayın upload'unu düşürürsen rahat eder bence diğer kameralar. Çünkü Verbay da yiyor ya interneti. Yayın upload'ı 4000 ise 3000'e çek. Gerek yok. Kamera yayını zaten. Bir dakika. Ha, bir tek bende oluyor. Benle mi ilgili sıkıntı? Ayarladım. Ayarladım. Yok. Yaptım. Hah. Olduk bak. 120p olduk bir anda. Tamam. O sırada ben seyirciye eğiliyorum. Ey. Başlıyorum. Buyurun. Tam olarak Altezgaray'ın geçidinin önünde. Geçmişin yadigarını temsil etmek üzere Eredun denizin dibine girerek şerlere yani ekibimize bir yol açmıştı suların altındaki şehre. Ve geminin üzerinde bir büyü yapmaları gerekiyor ki suların altına gidebilsinler. Çünkü Altezgaray'a bütün gidişleri kapanmıştı. Ne bir portalla ne bir geçit kapısıyla ne de büyülü bir şekilde gidebileceklerdi. Bu yolların hepsi kapandı. En zor yol olan yüzerek bir büyücünün onlara vereceği Water Breath sikli ve Force Field aurayla gitmeleri gerekiyor. Karşılarında bir büyücü, esir aldıkları o büyücü karşılarında bekliyor ve geminin üzerindeler karakterlerimiz. Buyurun efendim. Helios. Söyle bakalım, bu büyüyü yaptığımda gerçekten bunu istediğine emin misin ha? Hepsini, söz verdiğin hepsini yapmanı istiyorum. Su altında durmamızı sağlayacak ve koruyacak bir kalkan. Söz vereceğim fakat hayatta kalabileceğinizin kesinliğini veremem. Size söyleyebileceğim tek şey... Ellerini birbirine doğru götürüyor. Parmaklarının arasından ipler çekiyor. İpleri tutun ve göğsünüze koyun. Suyun altında nefes alabileceksiniz. Ve bir güç aurası koydu. Vücudunuzun içinden geçmesi gerekiyor abi bu güç aurasının. Ondan önce Arne. Abi sırtında Arne.
Yayı al. Git. Garas ve Baratur'a haber ver. Eğer 3 gün içinde dönmezsek Altezgaray'a gelip bizi alsınlar. Bir anda havalanarak abi pat 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 kanatlarını çırparak havalanıyor. Ebi, Mugen, yapıyoruz abi. Ben ipi aldım göğsüme koyuyorum. Adamın dediği şekilde ipi alıp göğsüme koyuyorum. Ben de aynı şekilde. Vücudunuzda böyle yavaş yavaş boynunuzun altında küçük böyle yuvarlak delikler çıktığını, derinizin altına kadar ilerlediğini, önce biraz canınızı yaktığını, ardından da rahat nefes alabildiğinizi, daha yoğun bir şekilde nefes alabildiğinizi, oradan havanın girdiğini görüyorsunuz. Bu sizin suyun altında hava nefes alabilmenizi sağlayacak. Evet. Tamam. Büyücü Ebi. Efendim Mugen. Deliğime dokunmak ister misin? Abi o istedim. Metal eldivenli parmağımla deliğine doğru böyle dokunuyorum hafif. Şu deliklere dokunurken size yeni delik açmasınlar diye birkaç bilgi vereceğim. Altezgaray'da dostluk beklemeyin. Orası biraz bağımsız yönetiliyor, haberiniz olsun. Orada yani biz... gittiğimizde dövüşecek mi Steudas? Hayır, dövüşmeyi istemiyorum. Dövüşmeyelim de ama orada beni çok saymazlar diye düşünüyorum. Yani orada biz kralın adamları, izle de kralız diye yürümeyelim, olur mu? Şu Altezgaray başından beri gitmek istediğiniz yer. Burayla ilgili bir anlatın bakalım, neymiş burası, neden gidiyoruz buraya? Şimdi burası öncelikle 20 sene önce çok da bilinmeyen bir yerdi, aslında efsaneydi. Sonradan fark edildi. Dış dünyadan kendilerini soyutlamak istediler, yapamadılar ama orada bir konsey var. Ayrıca taht da orada. Önce konseye katılacağız. Konseyde ne, biraz... Ne tahtı? Çan ve tahttaki taht, yüksek ihtimalle. Tahtı almamız lazım. Asıl görevimiz bu. Fakat size bir görevim var, eğer kabul ederseniz. Büyük ihtimal orada bazı dostlarınızı göreceksiniz. Bazı dostlarınızı gördüğünüzde beni tanımayın. Anlatabiliyor muyum? Nasıl yani? Bazı dostlarımızdan kastın Nebula mı? Olabilir. Eğer onu görürseniz onların yanına geçeceksiniz. Beni yalnız bırakacaksınız. Anlaştık mı? Peki. Daha önce de yaptık bir şey zaten. Oraya Theodas olarak girmen ne kadar mantıklı? Daha fazla saklanmayacağım. Orada kimseye dokunulmayacak. Orası tarafsız bir bölge. Oradan çıktığımızda ne olur bilmiyorum. O yüzden Garas'a haber verdim zaten. Abi bu konuşmadan sonra ben büyücüye dönüyorum. Pardon, burada sigara içiliyor mu bu arada? Tabii ki. Buyurun efendim. Büyücüye dönüyorum ve bize şu dayanıklık verecek bir şey vardı. Ondan da versen iyi olur. Daha fazla beklemek istemiyorum. Peki, yolunuz açık olsun ama denizin altında büyük yılanlara, kayaların arasına, mercanlara ve Altezgaray'ın girişindeki tehlikelere dikkat edin. Çünkü büyük amcam Belen böyle ölmüştü. Anlatmaya devam ediyor. Ve abi, dayım... Demir elimi çıkarıp böyle birbirine vurup çın çın ses çıkarıp bunlar yardımcı olacaktır. Hadi. Peki. Şu dayanıklılık zımbırtılarını ver. Abi size doğru itiyor bu Force Field'ı ve vücudunuzun bir büyük kalkanıyla sarıldığını görüyorsunuz. Artık girmeye, bu girdaptan içeri girmeye hazırsınız. Hadi bakalım. Pekala. Serbest atlayış mı yapıyoruz? Hayır, zaten Erodun bizi oraya götürecektir. Çok fazla suya karşı koymamaya çalışın, yoksa her yeriniz paramparça olur. Hadi. Atlıyoruz. Atlıyoruz. Abi girdaba atlıyorum. Girdabın etkisiyle burada herkes için bir konsave atacağım. Hızlı hızlı atıyorum. Mugen önce suyun içine atlıyor. Müzik fazlaymış abi burada. Kısıyorum. Mugen atlıyor önce. Yavaş yavaş suyun o çarpan hızıyla vücudunun döndüğünü, o momentumla aşağı doğru itildiğini hissediyor. Fakat vücudu bundan yara almıyor. Hebi de suyun üzerinde dönen ve hızlı akan bu suyun üzerinde ayaklarının hareket edebildiğini görüyor. Ve ayaklarını çırparak kendini toparlıyor ve yüzmeye, dibe doğru dalmaya başlıyor. Kendini kontrol edebiliyorsun Hebi. Çok hızlı bir şekilde aşağı dalıyorsun. Theodas zar zor bir şekilde olsa da zorlanıyor önce, fakat sonradan vücudu buna alışıyor ve suyun dibine rahatça dalıyor. Son olarak sakat Quintus. Ayağı sakat Quintus. Dalıyor. Tepe taklak girdabın etkisiyle yuvarlanmaya başladı. Aşağı eyvah doğru inerken Hebi kendini kontrol edebiliyor, fakat Quintus yukarıda abi. Böyle kaldı. Kıçı dışarıda, dönüyor girdapta. Yukarıda dönmeye başladı.
Suyun altındasınız, bağıramazsın. Yok, sesi bırak. Yok. Yukarıya baksam meta olur bu arada. Evet, devam. Bakmam, inerim. Alıyorum RP'leri. Bir şey yok. Abi, ha, havaya doğru bir Eldritch Blast atıyorum fark etsinler diye. Wow, güzel, atıyorum. İyi de havaya atıyorsun, biz aşağı bakıyoruz. Puf diye abi, Eldritch Blast'ın etkisiyle o güçle pat diye denizin dibine doğru giriyor abi. Duydum. Önünüzde mı boğulan, böyle saçma sapan hareketler yapan bir Quintus görüyorsun. Nefes alabilmesine rağmen heyecandan saçma sapan hareketler yapıyor. Önünüzde ben şu şey, ben Quintus'a şey yapıyorum, böyle yapıyorum. Hebi bana bak. Şey, bag of holding'i gösteriyorum böyle. Grappling hook demeye çalışacağım da anlayacağım. Abi, anladım. Abi, gaza dönüşüp şeye girmeye çalışacağım. Ya suyun altında nasıl gaza dönüşüyorsun? Ya oğlum. Saçma. Ya kaynatacak şey. İyonlarına bölündü şu an. Abi, Quintus yavaşça böyle gaza dönüştüğünü görüyorsunuz. Suyun yüzeyinde pokurdayarak çıktı abi. Tepede girdabın içine doğru yüzüyorsunuz. Hebi sadece yüzebiliyor kontrollü bir şekilde. Abi, bir şey diyeceğim. Ben kukla çekeceğim bunu ya kendime. Tekrar normal formuna döndü. Suyun üstüne döndü mü? Grappling kukluyorum abi. Kendime doğru çekip kolumun altına alacağım. Abi çat diye grappling kuk bacağına girdi. Çekiyorsun abi bacağından. Böyle yavaş yavaş çekiyorsun. Ama böyle kanlar çıkıyor değil mi? Evet. Bağladın kendine, aşağı doğru çekiyorsun abi. Evet. Suya karıştı herif değil mi? Çok iyi. Zaten sakat değil miydi bu? Evet. Sol bacağı sakattı. Quintus'un artık sağ bacağı da sakat. Ne durumdayız şu an? Allah'tan staff'ım var. Abi, beraber bu girdabın içinde yaklaşık 40 dakika dönerek suyun altında hemen bir encounter zarı. Sorunsuz, suyun altında ne encounter'ı? Sorunsuz bir şekilde Altez Garay'ın dev ormanlarının üzerinden girdap sizi getirip bir anda şehrin ortasına bırakıyor abi. Böyle havadan feather fall gibi süzülerek düştüğünüzü, bir büyü aurasının etkisinde olduğunuzu görüyorsunuz. Bir anda şehrin ortasında bir tabaksi, 3 insan kaldınız. Kapat abi. Tam şehrin ortasındasınız. Tamam. Hebi. Efendim. Bazı şeyler göreceksin. Ne gibi şeyler göreceğim? Hoşuna gitmeyecek. Hey tabaksi! Burada ne işin var? Tak tak bana tak mı dendin? Bir adam geliyor. Dur. Bu pisliğin dışarıda ne işi var? Bilmiyorum. Dur. O benimle. Dur. Lemnios gardiyanlarını Hebi çağırın. Abi Hebi böyle sen... yavaş yavaş gardiyanlar Hebi geliyor. Ne oluyor Tevdas? Burada tabaksiner köle ve pagrettekilerden... Yavaş yavaş toparlanıyorlar. 20, 30, 40, 50. Sakin. Şu tabaksiyi yanımızda götürmek zorundayız. Emirlere hayır, karşı bakın gelmeyin. Sizi bir konuda uyarmam gerek. Ben o bahsettiğiniz elinde kazma tutan tabaksilere pek benzemem. Gibi. Ayrıca buradan da değilim. Buraya bir görev için geldim. Yani siz o alt tabakalar bana elinizi sürmeye çalışırsanız sıkıntı çıkacağına eminim. Bu saatten sonra Hebi'den köle taklidi yapmasını beklemek hayır, bence biraz zor. Hayır, Nebula olduğunu söylüyor. O bir tabaksi lordu ve ayrıca kendisi Nebula'nın içinde en güçlü yerlerden biri. Bu gene Theodas'a ve Hebi'ye büyücülerden biri. Yüzümü abi kapattım bu arada. Shackle atmayı deniyor. Mugen ve Theodas kaçmasına rağmen Hebi tutuldu kaldı. Bir anda Shackle büyüsü bacaklarından sararak vücudunu kapattı. Lan ne Shackle'ı niye? Büyücü kendine doğru çekti abi. Aralardaki büyücülerden biri Hebi'yi kendine çekti. Ellerin boşta mı? Abi bildiğin Shackle'la sarıldın. Turuncu bir ağ büyüden. Seni sardı. O bizimle gelecek. En azından kararı Ilius verecek. Tamam çocuklar. Her nereye götüreceklerse götürsünler. Tek parça halinde döneceğime eminim. Sorun çıkarmayalım. Biz de onunla geleceğiz. Adam bakıyor sana böyle. Atıyorum zarını. Theodas'a dönüyorum, diyorum ki bir daha kimseyi arkada bırakmam Theodas. Adam yanındakine hafif göz kırpıyor. Tamam siz de gelin. Değil mi? Böyle yanındaki kafa sallıyor. Sizi de getiriyorlar yanlarında. Abi bu arada ben şunu yapacağım. Shackle'la sarılıyken hareket etmeden Cat's Grace'imi kullanıyorum. Okey, verdim. Şu an yani hazırım bir şey olursa. Quintus, şu iksirden iç bakalım. İçiyor mu abi?
İksiri verdi hiç bilmiyorum ama içiyorum yani şu an. Hayır, bacağın, hayır bacağın kötü iyileştirdi. İyileştirdi bacağını. Evet, tamam. Evet. En azından artık topal olarak devam edebilirim. Abi. Şu kadarını söyleyeyim. Şöyle bir olay yaşanıyor. Karşıdan tek gözü yaralı böyle siz 2 saat falan yürüdükten sonra tek gözü yarık bir herif yavaş yavaş yürüyerek adamları böyle beyaz giyinmiş gardiyanları geçerek yanınıza doğru geliyor böyle. Yanında omzunda ilginç bir yaratık var. Daha önce hiç görmediğiniz bir periye ya da bir impe benzeyen, bir demon'a benzeyen garip bir yaratıkla böyle asil bir şekilde yürüyerek yavaş yavaş geliyor. İnsan mı? Evet. Okey. Bekliyoruz, duruyoruz. Dikildi karşınıza. Geldim. Ve evet tam karşısında duruyorlar. Aman. Arkasında oh. Bir sürü adamı var, gardiyanları, büyücüleri falan var. Bu arada diğerleri de arkalarında değil mi gardiyanların? Evet. Yani ekibin hepsi orada. Evet, hepsi orada. Abi şöyle bir bakıyorum. Surat bayağı sert böyle. Moraller bozulmuş. Tabaksi'yi hı-hı. görüyorum. Adamlarıma direkt şöyle yapıyorum. Tabaksi'yi ofisime götürün. Aa, hayır. Peki efendim. Peki efendim. İsminizi bağışlar mısınız? Şöyle bir dönüyorum bakıyorum. Adamlarımın arasında böyle en yüksek rütbeli birisi var mı? Benden sonra gelen. Hiron isminde bir tane gardiyan var böyle iri yarı. Hirol mü? Hiron. Hiron ismi. Şöyle Hiron'a doğru bakıyorum. Kimdir bu gibisinden şöyle? Hani iplemem gereken birisi mi diye. Bakıyor böyle yüzüne. Kendisini tanımıyorum efendim. İsterseniz Tabaksi ben... ofisime götürün diyorum. Yürümeye başlıyorum abi ofise doğru. Allah Allah. Ya, konuşamıyoruz da. Abi. Abi istersen konuş arkamdan yani. Ben Tabaksi'yi alıyorlar. Yavaş yavaş yürüyorlar. Hebi'yi sizden götürüyorlar. Mugen. Tamam. Ben bizimkilere doğru dönüyorum. Hey, rahat olun. Ya ne rahat olun. En bir son şey olacak olsaydı, bir şey olacak olsaydı gözünüzün önünde yapardı. Mugen. Teodas. En son birini böyle bıraktığımda... Teodas dur. Mugen. Quintus dur. Bir şey olursa eğer... Bu Hebi'nin suçu. Tamam. Göz kırpıyorum sana böyle. Quintus'a da göz kırpıyorum, sana da göz kırpıyorum böyle. Tamam. Hadi bakalım ofis. Abi, şunu görüyorsunuz. Uzaktan Ilios'un yanına doğru giden böyle gardiyanlar sırayla diziliyor. Arkasında böyle bir tabur gibi yavaş yavaş düzenli bir şekilde dağılarak ayrılıyorlar Ilios'un yanından. Ilios, Tabaksi ve 3-5 adamıyla beraber kendi yerine geçiyor. Böyle Altes Garay'ın orman tarafında olan işte madenlere yakın tarafta kaldığı bir yer var. Oradalar şu an. Şimdi ofisin içine girdik herhalde. Evet. Ben böyle gardiyanlarıma dönüyorum. Tamam, Tabaksi'yi bırakın, siz dışarıya çıkın. Yapın böyle. Tabaksi'ye de böyle işaret ediyorum. Peki efendim, bu pisliğin çaresine bakacaksınız. Hey, size güvenim. Ağzını topla. Ben öyle senin bildiğin eli kazma tutan tabaksilerden değilim demiştim. Eli kılıcına gitti, şın diye çekti Ilios'un önünde. Efendim izin verin, bir kolunu ondan alayım. Diğer kolu. Yok. Ağzını bantlayın, oturtun, bana yeter. Ben abi, hallederim. Bez getiriyorlar. Shackle'lısın hala. Bez tamam. Getirip ağzına sarıyorlar ve odan çıkıyorlar. Böyle geçiyorum abi. İşte önce biraz odayı tasvir edeyim. Hı-hı. Masada böyle direkt madenlerin falan bir haritası var. Damgam falan var böyle. Bir tane mum yanıyor damganın yanında falan. Böyle ahşaptan kocaman bir masa var. Arkasında da kocaman bir tahtımsı bir kendi makamım var. O da böyle loş aydınlatılmış. Gidiyorum böyle kenarda bir tane tresirin üzerindeki bardağa. Böyle dolduruyorum abi şarabımı. Yaklaşıyorum. Erken değil mi sence de? Erken diyorum böyle, yaklaşıyorum. Böyle açıyorum abi ağzındaki bantı. Aceleci davranmadın mı? Bu zamana kadar o kadar çok ezildim ki artık ezilmeye pek niyetim yok.
Söyle bakayım hangi sektörde çalışıyorsun sen deyip böyle haritayı gösteriyorum, maden haritasını. Herhangi bir sektörden değilim. Ben korsanlık yaptım. Lord öldürdüm. Para karşılığı birkaç yer soydum. Onun dışında halkıma özgürlüğünü verdim. Şöyle şeye bakıyorum, Alfie'ye bakıyorum. Ne diyor bu gerizekalı dermişçesine? Hadi hadi uzatma, hangi sektör göster bakayım diyorum. Böyle haritayı işaret ediyorum. Haritaya doğru bakıyorum. Söylediğim gibi. Herhangi bir sektörden değilim. Hmm. Hem demir kolumu yukarıya kaldırıp hem sizin madeninizde böyle iyi ekipmanı olan birinin çalıştığını da düşünmüyorum. Şöyle bakıyorum Alfie'ye. Görüyor musun Alfie? Bu bir ilk. Demek dışarıdan bir tabaksi ha. Niye geldiniz buraya? Bu arada birinden ses sekiyor, onu da söyleyeyim. Kimden sekiyor bilmiyorum. Benden değildir. Olabilir mi? Ben duymuyorsam benden sekiyordur. Senden galiba. Bakıyorum. Ses ses ses. Ha. Söyle bakalım, buraya niye geldin tabaksi? Buraya ekip arkadaşlarımla bir görev için geldim. Aslında görevin tam detaylarını ben de bilmiyorum. Ben genel olarak birilerini öldürür, koşarım. Benim görevim bu, birilerini öldürüp deyip sırıtıyorum. Öncelikle yanlış anlaşılmadan ötürü özür dilememe izin verin. Ama şunu fark etmeniz lazım, çok yanlış bir yere gelmişsin. Dim yerleri ben seçim, öylerini yok. İlim olsa buraya ben de gelmek istemezdim. Şurada ses gelmiyor. Pardon. Maalesef gideceğim yerleri ben seçmiyorum. Ayrıca seçecek olsam sular altında bir yere gelmezdim. Sevgili tabakçı. Sana neden çıkıştığımı anlatmak isterdim ama dediğim gibi henüz çok erken. Her şeyin yeri ve vakti var. Burada tabaksileri sevmezler. Burada tabaksilerin varlığından bile haberdar değildir. Ben Ilius'la görüşmek istiyorum bu arada. Kapıda askerlere söyleyeceğim. Bu arada inan bana, Kalbedur'un geri kalanı da tabaksileri pek sevmez. Biz Kalbedur'la pek alakamız yok. Yani pek şey yapmıyoruz. Bizim kendi ekosistemimiz var. Biz buradayız. Ama şunu bilmeni iyi isterim. Dışarıda kendini gizlemen gerekebilir. Alışkınım. Dışarıda kendini gizlemen gerekebilir. Ben bu arada buradaki tabaksi köleleri çalışmaları için, bu kölelerin çalışmaları için, verimli çalışmaları için görevlendirilmiş komutan Ilius diyorum. Böyle karşısında bir reverans yapıyorum. Ben de başımla karşılık veriyorum selama. Bu yani sırada tabaksileri köle olarak çalıştırıyorsunuz. Evet, düzgün çalışmaları için, efektif çalışmaları için ben, Kırbaçım ve Alfie başlarında güdüyoruz onları. Aynı zamanda sanki çok iyi bir güvenlik paketi sunuyoruz falan. Abi kapı çalıyor böyle ama bu Theodoslar daha gelmeden. Kapısı çalıyor. Kapı yavaşça açılıyor. Gir. Hey Ilius, biraz ekmeğe ihtiyacımız var. İki tane çocuk kapşonlarını kapatmış, kulakları belli oluyor kapşonlardan. Yemekleri... Ben size görev vaktinde gelmeyin demedim mi? Akşam. Kardeşim çık, benim çık, çok aç. Çık çık. Akşam, akşam küçük ahşap toplardan oraya getirebilir misin madene? Kendimizinkini kırdık. Çık sonra konuşuruz. Çık şu an çok konuşuruz. Falan evet, yapıp küçük böyle itek, çocuklar. İtekliyorum böyle. Çocukları itekliyorum böyle. Ondan direkt sonra gardiyana da dönüp şey diyorum. Niye içeri saldınız bu köpekleri? Siktirsinler gitsinler madene yapıyorum böyle. Peki efendim. Güzel. Götürüyoruz. Direkt böyle bir Emrah filmi var. Direkt böyle bir Emrah filmi var. Gardiyan iyi adam, yardım ediyor çocuklardan birisine. Ama abi, aynı zamanda sikiyordu da neyse. Çocukları ensesinden... çocukları ensesinden tutup götürüyorlar madenlere doğru. Bırak beni falan bağırıyor çocuklar. Ve buyurun efendim, siz de söz. Abi demir elimi sıktığım fark ediliyor. Tık 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 diye ses geliyor demirimden ama bir şey yapmıyorum. Aşağıda elim sıkıyorum böyle demir olana. Ben de böyle dönüyorum yavaşça. Diyorum ki sakin ol tabaksi. Gördüğünüz üzere burada olaylar biraz karışık. Ama dediğim gibi her şeyin bir zamanı var. Ben seni aslında bizim isyancılardan bir tanesi zannettim ve erkenden harekete geçmeye çalışan bir tabaksi zannettim. Wow, wow. Dediğim gibi
her şeyin bir vakti var. Hangi tabaksı isyanı? Burada mı? Burada da mı isyan eden tabaksiler var? Gerçekleşmemiş olan tabaksı isyanı. Ha. Demek ki gördüğüm görü yalan değil. Bu iyi bir haber. Yıllardır insanları kandırıyorum. Yüzümdeki bu izlerin bir tabaksi tarafından yapıldığı konusunda. Ama hikayesi tabii ki çok farklı. Belki başka bir gün konuşuruz bu konuyu. Şimdi seni arkadaşların yanına nasıl göndereceğimi düşünmem lazım. Bir fikrin var mı? Yanındakilerden bahsetsene bana biraz. Metalamayın lan. Theodas iyi bir kılıç ustasıdır. Aynı zamanda biraz ozanlık tarafı da var. İyi konuşur. Quintus bir büyücü. İyi büyüleri vardır. Mugen, Turtuvalı. Kalbudra bir görev için yollamış ama görevini bize de söylemedi. Çok çok iyi bir kılıç savaşçısı. İnan bana onunla dövüşmek istemezsin. Oo, bu kadar. Demek dövüşle alakan var. Meraklısın bu konulara. Ben seni daha zaman... çok kölelerin sırtına kırbaç vurup çalıştıran bir iş adamı gibi gördüm. Yani arkandaki ordun olmasa yüksek ihtimalle kendini koruyamazsın. Aa, tabaksi. Adın neydi? Hebi. Hebi. Hepimizin sırtına yüklenmiş bir görev vardır. Görevimizi yerine getiriyoruz. Doğru zamanda, doğru şekilde görevimizi yerine getiriyoruz. Anlaşılan o ki senin de sırtına yüklenmiş bir görev var. Bunu tamamlayabilmen için sana yardımcı olmaya çalışacağım. Arkadaşlarının yanına döndürme konusunda sana yardımcı olmaya çalışacağım dönme konusunda. Fakat bunu nasıl yapabiliriz diye düşünüyorum şu anda. Peki bu arkadaşların çok sorun çıkaran tipler mi böyle? Arkadaşlarımın önüne çok sert engeller konulmazsa sorun çıkaracaklarını düşünmüyorum. Seni buradan çıkarma planın biraz sert engel gibi olabilir. Buradan çıkarma? Evet. Etrafına bak. Şöyle gösteriyorum etrafı. Camdan dışarıyı gösteriyorum. Abi böyle tabaksiler orada. Arkana taşlarını böyle ama böyle cılız hepsi, anladın mı? Pamalili gibi hepsi böyle, böyle çalışıyorlar falan. Arkada böyle askerler bunlara kırbaç falan vuruyorlar. Nerede olduğumuzun farkında mısın? Evet ama buradan çıkarma derken Altezgaray'dan mı çıkarmaktan bahsediyorsun? Madenlerden bahsediyorum. Madenlere zaten girmeyeceğim. Yani... Şu an girdin. Bunu aldılar yani, direkt. Burada çalışıyor olarak mı görülüyorum? SGK'n yatmadı. Ya bu nasıl soru ya? Öyleyse özgürlüğüm için bir anlaşma yapalım. En iyi gardiyanlarından biriyle. Benim aklımda. Oo, evet evet. Bir düello. Burada tabaksiler yaşayan varlıklar değil. Sokaktaki halkın sizin varlığınızdan bile haberi yok. Kimse bir tabaksinin canını, düellodaki yeteneğini falan hiçbir şeyini umursamaz. Sen yoksun, sen burada boksun. Diyorum direkt suratına. Peki senin planın ne? Ben sana bok demem. Boklar duyar aracan. Şöyle yapalım. Seni burada bir çalışanmış gibi bir sektöre göndereyim ve arkadaşlarına haber uçurayım. En az savunması olan sektöre göndereyim seni. Zaten bu ara burada bir toplantı olacak, bir konsey olacak. Bu aynı zamanda bu diyarlarda bir bayram gibidir yani. Ne zaman konsey olsa halk da böyle bir toplanır. Bayram havası, herkes içer falan. Gardiyanların da pek şu an çok havada olduklarını zannetmiyorum. Hepsi sarhoştur. Uygun bir sektöre göndereyim seni. O sektörden senin arkadaşların çıkarsın. Ne dersin? Benim için uygun. Arkadaşlarım da sorun yaratmayacağını düşünüyorum. Tamam. Ben Alfie ile haber gönderirim diyorum. Alfie böyle kafasını sallamaya başlıyor heyecanlı bir şekilde. O zaman şöyle yapacağız. Sakın çaktırma. Yakalanmış bir tabaksisin. Tamam mı? Rolüne uygun davran. Gardiyanlara fazla diş çıkarma. Rica edeceğim diyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Kapıya doğru yönelip açıyorum. Bu kaçağı B12 sektörüne gönderin. Peki efendim. Su ve yemek de vermeyin. Peki efendim. İlyus her zamanki gibi gaddar. O her zaman öyleydi. İlyus manyak herifin teki. Falan konuşuyorlar kendi aralarında. Aldılar tabaksiyi.
Adamın başım koluna, aşağıda gidiyorum böyle. Adamın koluna yaptığına baksana. Değil üstten bir ruh hastası götürüyorlar abi. Demir bir kol sokmuşlar böyle zannediyorlar ki. Yavaş yavaş tabaksiyi madenlere doğru ilerletiyorlar. Bu sırada... Alfiye dönüyorum abi. Elfçe gerekli direktifleri veriyorum. B12 sektörü muhabbetini arkadaşlarına söylesin diye. Alfiye böyle kutiyoy pipi falan yapıp böyle uçarak gitmeye başlıyor. Yanınıza bir yaratık geliyor. Minik bir yaratık tepenizde dönüyor. Birkaç tur attıktan sonra Quintus'un yanından geçiyor. Önce havada durdu bir, bekliyor. Quintus tepki verecek misin? Yanında. Tam yüzünün yanında. Bakıyor, inceliyor suratını. Dönüyor yüzüm, bakıyorum. Kulağını ısırdı Quintus'un, sevmedi. Ve Theodos'a anlatmaya başladı. Beyniyle böyle beyninden sana message büyüsüyle elfçe anlatıyor. Anlıyorsun tabii ki dediklerini. İşte Hebi bu tarafta, madenin şu kısmında ve bunun için görevlendirildi. Hepsini anlattı sana. Ve baktı, elini açtı, sana doğru uzattı. Ödülünü, bir şey vermen gerekiyor ona. Tamam. Küçük bir tane gümüş veriyorum. Hanım. Gümüşe vurdu. Tamam, bir şey, yiyecek bir şey istiyor. Mugen, var mı bir şey? Ben elimi çantama atıyorum, bir tane şey yapıyorum. Verpus yemişi veriyorum. Alıyor Verpus yemişini. Uçarak gidiyor. Tamam. Uçtu, uzaklaştı abi. Çok tatlı anısın. Çocuklar. Hebi madenlere gönderilmiş. Yalnız bu öyle bildiğiniz gibi bir kölelik değil. Onu oradan kurtarmamız gerekiyor. Biraz plan gibi. İllus denen adam kötü değil anladığım kadarıyla. Ama herkese örnek olsun diye onu oraya kapatmak zorundaymış. Orası kolay. Benim çok iyi bir planım var. Çünkü bugün yanımda bir adet muz var. Bu ikinci muz. Anladım. Ne? Hayır, bunu off game söyledim. Muz var, muz yedim bayağı bugün. İyi planım anladım. Var yani. Çok saçmaymış. Quintus. Biliyorum Tadas. Şimdi madenlere gideceğiz. Fakat çok fazla insanı öldürüp burada bir karışıklık yaratmak istemiyorum. Tabaksilere de zarar gelmesin. Oraya sadece sağa sola zarar verip karışıklık yaratacak bir Infernal indirebilir misin? Hayır. Bu Infernal böyle... fazla büyük olur ama sağa sola en azından hafiften zarar verebileceğim. Ve hayır, onlar işte askerler onunla ilgilenirken Ebi'yi alıp çıkalım. Theodas, bir dakika, sen sektörün hangisi olduğunu öğrendin mi? Evet. Tamam. Alp, bu arada bana da döndür bir ara. Şey, şu an madenlere doğru gidiyorsun. Seni götürüyorlar madenlere. Ben madene gittim diye düşündüm, pardon. Ben kolumu Theodas ve Quintus'un omuzuna koyuyorum. Hı-hı. Çocuklar, bana güveniyor musunuz? Çocuk mu? Ne planın ne? Theodas, siktirme belanı, çocuksun sen. Çok önemli bir zar atıyorum burada. Bir perception zarı yüksek olması gerekiyor. Okey, devam edin abi yolunuza. Bana güveniyor musunuz? Sana güveniyoruz ama planı da bilmek isterim. En son plan bilmediğimizde ne olduğunu hatırlatırım bugün. Hebi için atıyorum. Biliyorsunuz ben artık Nebula'nın ve... şeyin adını unuttum. Bizim herif neydi abi? Keltuzat mıydı? Hayır, o başka. Keltuzat, o Warcraft'tan. O Warcraft karakteri abi. Neydi abi bizim herif ya? Hangi Talonzul'dan bahsediyor? Talonzul. Keltuzat. Aman unuttum. Yaşlandım ben de çocuklar. Talonzul'un en güçlü kollarından biriyim ben artık ve buraya bir köle ticaretine gelmiş olabilirim. Bir tabaksi köle. Tamam. Hatta beraber gelmiş olabiliriz. Ben gelmedim. Ben girmeyeceğim. Evet. Siz gidin alın o zaman. Tamam, sen... Hayır Theodas. Bunun için sana kesinlikle ihtiyacımız var. Giremem oraya. Niye giremezsin? Talonzul'un adamı olarak giremem. Tanırlar beni Mugen. Bir ayıp etti, sokarız ya. O bölgede hayır. Talonzul'u tanıyor. Bu yani. Sırada Hebi şunu fark ediyor. Arkadan iki göz Hebi'yi izliyor. Ve sinsice yavaş yavaş fark ettirmeden Hebi kokusunu aldığı için fark etti. Ve Mugen, Quintus, Theodas izlenildiklerinin kesinlikle farkında değiller. Ve madenlerde Hebi'ye gideceği yeri götürdüler abi, madenlerin orada iç tarafında. Orada keski resim açık hatırlatıyor. Evet. Abi çalıştırıyorlar işte, böyle yapacaksın. O zaman kazma. Çok iyi kazıyorsun abi. Abi böyle şey, kazmayla tekte vuruyorum direkt arkana. Minecraft oynuyor orada şu an. Abi Mugen, Theodas ve Quintus madenlere vardığında şöyle bir şey fark ediyorlar. İçeride giriş bomboş. Normalde böyle yerlerin girişinde en azından birkaç gardiyan korumalı. Fakat burada kimse yok. Hebi'nin girdiği yerde.
Bu kadar boş olmasın. Ya yani tek bir yetkili biri de yok mu? Kimse yok. Madenlerin girişi boş şu an. Abi ben bir şey yapacağım. İyi de bu şu çok mantıksız. İzlendiğimi biliyorum ya. Hı hı. Böyle maden zaten karanlık bir yer ve benim de skillim olduğu için hı hı. Abi. Karanlığa bir anda süzülüp hızlı bir şekilde elimi yere koyup Tracker Plus'ımı kullanacağım ve hı hı. Beni izleyen gözün tam olarak nerede olduğunu, nerede nefes aldığını bir kestirmeye çalışacağım. Abi madenlerin tam üstünde, üst katta, ahşap şeylerin üzerinde, taş bir yerin üzerinde şunu duyuyorsun. Güp 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 güp. Hızlı atan bir kalp, bir şeye hazırlanan bir herif. Direkt yerini hissettin. Bizimkiler de içeri giriyor musunuz bu arada? Mugen, Quintus, Theodas. Ben girmeyeceğim oğlum. Evet. Ben yetkili birisini bulmaya çalışıyorum konuşmak İçeri için. İçeri doğru ilerliyorsunuz o zaman madenlere. Ya evet, ben ilerliyorum. Şey bu arada. Hı-hı. Night Vision'ımı kullanacağım ve adama bakıyorum şu an neye benziyor adam. Abi böyle bir herif kendini belli etmiyor. Taşın arkasında. Tepede madenlerin içinde o tepenin hı-hı. üzerinde iç tarafta sizi bekliyor. Ve bakıyorsun zırhı olduğunu ve bir mızrağı olduğunu gördün. Başka hiçbir şey göremedin. Tamam. Ben içeri... okey, ben bekliyorum ve izlemeye devam ediyorum ya şu an. Adama bakıyorum sadece ve kalp atışını dinliyorum adamı. Abi olayı anlatıyorum. Mugen, Theodas içeri girmedi. Mugen ve Quintus içeri girdiğinde yukarıda tepede Hebi'ye saldırmaya hazırlanan bir herif. Sağda solda arkanızda yavaş yavaş gölgeleşen, size doğru yaklaşan bedenler. Abi. Ben direkt şey diye bağırıyorum abi. Hebi yukarı. Ben farklı bir plan şey yapacaktım ya. Grappling hook olduğu yere doğru. Abi herif böyle yukarıya doğru, sen grappling hook'u atarken soktu mızrağı. Soktu mızrağı, kayaları böyle yukarı doğru kaldırdı. Çatır çatır kayalar üzerinize düşmeye başladı abi. Bir dex save atacağım hepiniz için. Zarlarınızı... Reaksiyon kullanabilir miyim? Kullanabilirsin. Gaz oldum. Ne yapayım oğlum, ölürüm abi, yani. Abi gaz olmayı deniyorsun. Odaklandın şöyle. Ve bir anda beynin içinde bir patlama hissettin. Pat diye suratın üstüne yere düştün abi. Mugen attı. Mugen taşlardan sekerek sağa sola zıpladı abi. Ayakta kalmaya çalışıyor. Hebi için atıyorum. Hebi ise böyle tutundu taşlara. Hızını kullanarak kaçmayı denerken taşlardan kaçamayacağı bir taş kütlesi abi. Hebi'ye çarparak son anda sıyrıldı, fakat Hebi duvara çarptı. Çok kötü halde. Ve birkaç herif daha abi. Böyle bu mızraklı heriflerden birkaç tane daha yavaş yavaş geliyor size doğru. Ben şey diye bağırıyorum. Theodas! Geliyorum. Theodas! Duydum. Abi, ben baygın mıyım? Abi sen YG'sin şu an. Kaç herif var abi? Evet. Kaç herif var şu anda? Şimdi ben de geldim. Ne görüyorum? Abi gölgelerin içinde iki herif, bir tanesi Hebi'nin dibinde. Yavaş yavaş gölgelerin arttığını görüyorsunuz böyle. 2, 3. Bu mızraklı özel artık yetiştirilmiş askerler. Ne için buradalar bilmiyorsunuz ama inanılmaz güçlü olduklarını fark ettiniz. Tamam, şöyle yapıyorum. Direkt koşarak, zıplayarak kılıçla War Magic etrafa yayılsın, rol yasa. Bam diye koyuyorum bir daha alsınlar ya da abi çıksınlar. Vurdun tuf diye bir anda yayılan bir dalga hepsini açığa çıkardı. 7-8 tane var bunlardan ve kalkanlarını koydular. Ortaya çıkardın hepsini, görünür haldeler şu an. Güzel Mugen, dördü senin, dördü benim. İnşallah kebap yapılırsınız orada. Hadi. Çektik hadi. Evet, sıra kimde şimdi? Rakipte. Rakipte 8 tamam. Rakibi oynayacağım. Hızlı bir şekilde oynayacağım fakat. İkisi için cleave atak. Yakındaki iki şeye cleave atak oynuyorum. Diğer ikisi için consecration oynuyorum. Son ikisi için power word stun oynuyorum. Abi geldiler. Mugen'e power word stun Mugen'e işledi. Siken böyle inşallah. Mugen'e kaldırdı abi, yere biri mızrağını sapladı, yer yarılmaya başladı. Öbürü arkasından zıplayıp sırtına vurdu. Pat diye böyle bir tur Mugen paralyze olmuş şekilde yerde yatıyor. Theodas'ın etrafını çevirdiler, tur Theodas'ta.
Okey. Sikerim böyle işi lan. Power World Stand ne oğlum? Level 18 mi bunlar? Amına. 16. 16 level. Aa. Çok en yakınımda kim var? O Consecration'ı atanlar. Yerin dibine. Şöyle bir şey deneyeceğim. Bir betimliyorum, tamam mı? Şimdi iki tanesi karşımdaysa önce birinin soluna doğru gidip Whisper evet. Atak'ta şimdi diye döneceğim ikisinin de kelleye. Artı 11'im var. Tamam, atıyorum. Abi kılıcı çevirdin. Kılıcı çevirdin. Tak tak yaptın. Bir tanesi tuttu eline. Silvergan kılıcını çekip aman elinden aldı abi. Silvergan kılıcını. Bir dakika dur. Okey. Inspiration. Okey. Kılıcı vermem. Abi tuttun. Şşş diye savurdun. Soldan göğsüne gelen darbe birini ağır yaraladı. Vücudunun o zırhı yardığını Silvergan kılıcının. Birine ölüm yarası hasarı verdiğini gördün. Tur onlarda. 7 kişiyi oynuyorum. Biri Hebi'ye... Ben oynamadım be. Sen oynamayacaksın. 2 tur stun yedin. Ha ben stun evet, evet. Biri Hebi'ye Death Blow atmayı deneyecek. Biri Quintus'a. Biri Quintus'a Death Blow deneyecek. Ben yerdeyim. Kupta Grace olur zaten onu yaparsan. Mugen'e... Mugen'e Smite atak ikisi. Bir tanesi de Theodas'a deneyecek. Abi... Kılıçlar kaldırıldı, mızraklar, kalkanlar kenara doğru çekildi. Bir anda kılıcı tam böyle Hebi'nin karnına doğru sokacakken arkadan böyle yavaşça süzülen bir kılıç görüyorsunuz ve tam bu adamların arkasında çın 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 ses çıkıyor böyle ve kılıçlar, mızraklar sağa sola doğru savruldu. Kimse ne olduğunu anlamadı. Kim? Arkada gölgelerden tekrar içeri doğru giren biri. Buyurun efendim, rol sizde. Hepsine birden mi yaptım ben bu işi? Evet abi. Ben 8 kopya diye düşündüm. Eyvallah. İkisini ben aldım. Lütfen altısını. Efendim o... önünüzdeki mızraklı askerlerin hepsinin böğründen böyle uzun bir palanın çıktığını görüyorsunuz. Diye böyle yukarı doğru kılıçlar öne doğru çıkıyor abi. Kollarını açmışlar böyle. Hepsinin kulağına doğru yaklaşıp fısıldıyorum. Doğru zaman, doğru hamle. Abi böyle tak adam... çekiyorum kılıçları. Aynı anda. Kollarımı böyle kaldırıyorum. Bütün illüzyonlarımın içime girdiğini görüyorsunuz. Kapatıyorum abi böyle. Aa, senin adamların bunlar. Hayır. İllüzyonlarım. Değil. Hepsinin anladım. Oha. Ondan sonra yaklaşıyorum böyle. Yerdeki, kimdi yerde olan? Ben. Quintus'u elimi uzatıyorum, kaldırıyorum. Tahmin etmeliydim. Artık farkındalar. Demek odamı dinliyorlar daha. Yapıyorum. Ben anlamadım. Kopyalarını kontrol mü edemiyor? Yok, kopyalarıyla diğer gölgeleri indirdi. Aynı gelen anda. Mızraklılar farklı kişinin adamlarıydı. İndirdim. İncelerseniz okay. Kimin olduğunu göreceksiniz zaten. Evet, buyurun. Okay. Ya, gölgeler bir ceset falan görüyor muyuz hakikaten? Bildiğin şey cesetleri var. Evet evet, öldürdü tamam, hepsini. Ben bakıyorum abi, hepsi bakıyorum üstüne. Abi bir simge, ahtapot simgesi kalkanlarda ve Salvatore. Hayır. Nebula. Değil. Nebula'dan kiralanmış en güçlü askerler, Gedrin'in adamları bunlar. Evet. Oo. Abi ben kılıcımı ben alıyorum, elime koyuyorum. Evet, sen de fark ediyorsun. Direkt Gedrin'in adamları. Ben fark ediyor muyum? Ve okay. Kanlı bıçaklısın yani. Hani Gedrin. İlyus böyle derin bir... Bırakıyorum abi RP İlyus'a, özür dilerim. Okey tamam. Şöyle bakıyorum abi. Bir tanesinin kasketini alıyorum böyle. Sinirle yere fırlatıyorum. Tamam, durum zannettiğim gibi değilmiş. Ben bizimkilerin beni dinlediğini zannediyordum. Bunlar Gedrin'in adamlarıymış. Uzun bence artık... Şimdi. Beni tahtımdan edip benim yerime başka birini koymak istiyor. Ve bu topladığımız arkana taşlarını kendi gücü için kullanmak istiyor. Lanet olsun yapıyorum böyle. Bir tekme vuruyorum abi yerdeki Helmut'a. Yerdeki Helmut'a vurduğunda toz olup içindeki bedenin Helmut'un yuvarlandığını ve yavaşça içinin kül olduğunu görüyorsun bedenin. Helmut duruyor mu? Duruyor. Ben alıyorum abi Helmut'i. Hebi. Kullanacağım bir yerde. Hebi, bize neden Nebula'nın adamları saldırıyor? Nebula'nın adamları para alırsa kendi ailelerini bile hiç düşünmeden öldürür çünkü.
Ki bunlar Gedrin adamı olduğu söyleniyor. Ki evet. Talonzul'dan, daha doğrusu Talonzul'un bu yapılandan haberdar olduğunu bile düşünmüyorum. Abi evet. Cesetlerden birine bakıyorum. Duruyorlar değil mi cesetler? Evet. Maskemi çekiyorum. Yavaşça cesede doğru yaklaşıyorum. Karanlık ruh. Karanlık mahzenlerimde birkaç bin yıl kadar duracaksın. Üzgünüm diyorum ve kafasına yaklaştırıyorum maskeyi. Bir tanesini direkt diye çekiyorum maskenin içine. Maskenin varsa titrediğini, şey. Altından küçük bir çatlak açıldığını gördün maskende. Oh. Maskeye fazla yüklendim. Maskeyi yüzüme takıyorum. Konuşmalar şey şunlar. Direkt evet. Veriyorum aklını. Aynen. Beyninden geçenler, konuşmaları söylüyorum. İlyus'un peşinden gidin. Ve o adamın yaptığı her şeyi öğrenin. İlyus, evet. İlyus. Her zaman arkasında olacağım. Doğru zamanda doğru hamle ha. Daha benim hamlemi görmedin. Gedrin'in bu adama konuşması, 8 tane güçlü askeri İlyus'un ve ikisine, üçüne de şunları söylüyor. Kargareş'ten gidecekleri yer ya Vergan ya Altezgaray. Ben peşlerinde olacağım. Tahminlerim sen, doğruysa önce Pagret'e uğrayacaklar ve oradan Altezgaray'a. Gözü almadan tacım. Tahtı bulamazlar. Tahtın yerini bilen yok. Tahtın yerini bilen yok. İlyus pisliğini öldürüp şehrin ortasına asacağım. Gedrin'in böyle şeylerini görüyorsun abi. Tepkilerini görüyorsun. Abi maskeyi çıkarıyorum yavaşça. İlyus senin peşinde. Gedrin piçi. Seni öldürüp buranın ortasına asacakmış. Şehir meydanına. Ayrıca çocuklar bizim de buraya geleceğimizi biliyor. Ama şöyle bir hamle hatası yaptı orospu çocuğu. Önce Pagret'e uğrayacağımızı düşünüyor. Yani yüksek ihtimalle şu an ya Pagret'te ya da Altezgaray yolunda. Sanmam. O burada. En azından yanlış düşünmesini avantaja çevirebiliriz, öyle değil mi? Bir dakika. Bütün bunları konuşmadan önce ben bu adamı tanımak istiyorum. Böyle kılıcımı doğrultuyorum böyle İlyus'a. Anlat bakalım efendi. Sen kimsin ve o kullandığın karanlık güçler ne? Bu sırada ben böyle abi madenin girişine doğru bakıyorum. Benim gardiyanlarımdan herhangi birisi orada mı, uçurdular mı? Çünkü gardiyanlarımın olması lazım burada. Abi bu duvarları... Ne yapmışlar gardiyanlarıma? Bu madenlerin iç taraflarında göğüslerine böyle siyah bıçaklar saplanmış. Ve öldürülmüş 4 tane gardiyan görüyorsun. İçeri doğru azıcık yürüdüğünde iç abi, tarafına. Abi bir tanesinin önüne eğiliyorum böyle. Gözlerini kapatıyorum. Rodran bizden biriydi. Ayaklanmaya yardımcı olacaktı. Rahat uyu diyorum böyle. Böyle biraz hüzünlüyüm ama tabii sırtım dönük. Kendimi toparlayıp arkaya dönüyorum. Bu Gedrin puştu uzun zamandır peşimde. Ben de biliyorum. Bütün amacı... Beni buradan kaldırıp görev yerime başka birinin, kendi adamının atanmasını sağlamak. Benim kim olduğuma gelince bunun hiçbir önemi yok. Tam bunu dediğin anda... İlyus. İlyus. Ses duyuyorsun abi. Tabaksi mi geldi? Taşın arkasında titreyen bir tane beden, küçücük. Şapkası örtülmüş. Buraya geleceğine söz verdi. Tam karnında siyah bıçaktan var. Gözünü sikeyim ya. Titriyor böyle. Yavaş yavaş sana doğru geliyor. Abi diz çekiyorum böyle. Biliyorsun. Tek dizimin üstünü, tek dizimi yere koyuyorum. Böyle diğer dizime vuruyorum. Gel buraya mineyim diyorum. Gel. Mugen iksir. İksir ver Mugen. Yavaş yavaş yürüyor çocuk böyle. Karnında o kara bıçaktan var. Ben hemen şey yapıyorum abi. İksir çıkartıyorum. Quintus kara bıçağa bakabilirsin önce, iksirden önce. Abi ben şey yapıyorum. Kara bıçağa bakıyorum. Hayır. İksir vermeyin. Bu bıçağın nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Ediyoruz. Bıçağı ben kontrol ediyorum bu arada. Abi bıçağa dokunduğun anda parmaklarının ucunun karardığını görüyorsun. Lanetli bıçaklar, benimkinin aynısı. Quintus parmağını kes. Quintus çabuk. Çok böyle... de kopuyor parmak. Oo. Kesmesi lazım, kutum kolaya yürüyor. Ben kesiyorum kanka. Ben abi bıçağı alıyorum, avuçluyorum direkt.
Aha. Ve çekiyorum. Diye çekti. Elim gitti mi peki? İlyus'un siyahlaşmış avucunun içi ve kimsenin bilmediği Curse Immunity sikliyle bıçağı diye yerinden çıkarıyor abi. Fakat çocuk ölecek. Ateş. Abi böyle yanaşıyorum. Alnını okşuyorum. Hey dur. Küçük tahta topu. Hayata döndürebiliriz. Dur yapabiliriz bir şeyler. Ateşle bir şekilde ateş yakın. Çabuk. Yarasını dağlayın. İksir verelim. Enchantlıyorum hemen abi, yakıyorum. Ben kılıcı yakıyorum. Mass Cure için bir zar atıyorum. Zarı 13 olarak belirledim. 13 ve üzerine Cure vereceğim. 12 ve 6 çocuğu iyileştiremeyeceksiniz. Yavaş yavaş öksürdüğünü, ağzının kenarından kan aktığını ve Ilyus'un kucağında o küçük kapşonunun yavaşça yere düştüğünü gördünüz. Gözlerinden böyle bir damla yaş aktı. Ilyus. Doğru zaman değildi. Deyip yavaşça öldü abi çocuk kucağında. Bu çocuk senin için değildi minik. Hı. Senin için değildi diyorum abi. Kucağıma alıyorum çocuğu böyle. Hı hı. Kusura bakmayın şu an sizinle ilgilenemem diyorum. Ve madenden dışarı doğru yürümeye başlıyorum. Alfi de peşimde. Alfi yavaş yavaş mırıldanarak geliyor Ilyus'un arkasından. Evet Mugen, Heli, Quintus ve Theodos. Çocuklar bence bu adamın peşinden gidelim. Yo kimsenin peşinden gitmememiz gerek. Ama bu adam bizim dostumuz olabilir. En azından ortak düşmanımız var. Yapacak işimiz var. Fark ettiğimi bilmiyorum ama lanet adama işlemedi. Evet ama lanetten önce düşünmemiz gerekenler var. Tek silahı lanet değil bunun. Nebula sizin peşinizde değildir bu Gedrin'in işi. Burada Nebula'nın üyeleri olacaktır konsey için. Onları bulmanız gerek. Ve içeriden bilgi almanız gerek. Onlar da tahtın peşinde. Ve sizden bir şey daha öğrenmenizi istiyorum. Bu pandemonyumun kapıları açılınca benim bildiğim cehennem gelecek. Fakat nasıl bir anlaşma içindeler ki cehennemi getirmek istiyorlar? Yani onlara ne vaat edildi? Bunları öğrenmeniz lazım. Hey, öğrenmekten ziyade benim fikrimin daha iyi olacağını düşünüyorum. Öyle tespit mi? Ettiğimiz bütün... Evet, öyle küçük ejder. Küçük hadi ejder, yapabiliyorsan... Direkt elinle boğazına tutuyorum abi, yapma. Hey, hey! Demir kolunu elini tutuyorum. Tamam, ben elimi çekiyorum. Özür dilerim. Hayır, senlik bir şey olmadığının farkındayım. Özür dilerim. Tamam. O zaman bir mola alalım efendim. Evet çok tuvaletim var. Abi bu arada ben var ya elimin yanmasını istiyordum ya. Kılıçla şak diye kesecektim. Abi ben Şeks sana 4 tane. Ben sana sadece ben ne olur. Ben Ilyus'a 4 tane pasif verdim. Kendisi de bilmiyor. Poison immunity, curse immunity ve fire immunity skill'leri var. Bu arada bilmeyenler ve yeni izleyenler için biz bu curse'ü yaklaşık 3 kez bu sezon, bir kez de geçen sezon gördük. Bu yayılıyor. O yüzden evet, parmağını kestirdik. Ya bir de şöyle abi niye bile yaptın diyorsunuz da Quintus karakteri hiç görmedi. Evet. Quintus karakteri hiç görmedi. Quintus karakteri hiç bilmiyor. Ben de şeyi kaçırdım. Kendine güven son başında. Abi şey soracağım. DM'i bizim canlı görme ihtimalimiz yok mu ya? Abi ben iki kamerayı aynı anda şeye veremiyorum ya. Yani kasıyor, biz denedik. Yani ya da üzerine çok düşünmediğimiz için. Abi çok basit çözümü. Verbay'a ver kamerayı. Verbay'dan oraya çek. Aa benim aklıma şu an geldi bir şey. Ben diğer kameramı şöyle versem nasıl olur? Tamam bakıyorum, deniyorum hızlı bir şekilde. Sen upgrade çaktın lan makineye. Artık kurtarır aslında. Evet, en azından bir parmak değil. Dolga Işıldar, güven kendine. Abi o olayın, onun da olayı çok komiktir ya. Biliyorum abi, biliyorum. Bu ölen şimdi Rando Tabaksi çocuktu değil mi? Ya artık evet. Tabaksi çocuk öldürmeyin, sikeceğim ama ha. Her bölüm bir tane Tabaksi ya da bir tane çocuk ölüyor, ikisinden biri ölüyor. Oğlum her bölüm... Nerede öldü ya? Bir dakika, nerede çocuk öldü? Neko dışında nerede öldü? Neko öldü. Bir tane çocuğa işkence etmişler, o işkence yapanı gittik öldürdük. Çok ya çocuk kullanıyorsun. Neko öldü mü ki abi? Neko ya, Neko ölmedi yüksek ihtimalle ama hep öldü biliyor. Kafayı sıyırdı zaten. Ejder'e falan siktir git diyor yani. Ha, Uniston'a ölecek. Biz öldüreceğiz.
Evet, %100 bu arada. Onu biz konuştuk. Evet. Aşırı uyuz olduk yani. Parçalayacağız ya tek tek. Ben aslında var ya, bence Baron yapacağım. Da o şey, map. Evet evet, yok bence yanlışını şeyin... bir yanlışlıkla verdi ama artık... Yo yo yo, bence şeyin adamı falan yani. Ciddi, ben öyle düşünüyorum. Talonzun adamı falan bence o. Şey değil mi, o yüzden çöp adam çizmiş ama. Evet evet. O zaman ben vermeyecektim ama büyük ihtimalle bir daha karşılaşmanız çok zor. Vereyim bunu. Theodas'ın Vayne çıkışında kör ettiği, dilini kopardığı kız Unikaryon'du abi. Harbi mi? Ya bir şey diyeceğim. Theodas başka. Hayır, böyle bir, yani çok çok kızdım yani. Niye bizi gizli gizli takip ediyorsun? Kargareş'te öldürmediğimize dua etsin ya. Ki ben öldürecektim, Theodas durdurdu ya. Evet yani. Bir şey diyeceğim, neden takip ediyormuş? Evet çok saçma. Meraktan falan mı takip etti karakter? Ama meraktan takip edilir mi gelir şey, peşimizde ya? Bir şey diyeceğim ama. Hayır, sanatçı ya. O anı resmetmeye falan çalışıyordur. Tamam, resmetsin şimdi işte. Üzüldüm oğlum ben. Göremiyor kızdım. Ya. Göremeden kızdım, nasıl kızdım? Kızdım, çok üzüldüm. Onu öğrenince çok üzüldüm ya. İnsanın başına ne gelirse ya meraktan. Meraktan ya. Ya meraktan. Çok ya. Üzüldüm yani. Öldürmedik işte. İki de öldürmemişiz bu arada. Bak tuzakları da geçmiş ama ha, takip ettiyse. Yo, girmedi ki oraya. Sadece kıyıdaydı ya. Ha, orada ben geldim. Herkes hazır galiba. Ahmet abi de geldi. Bize asıl ben map'i vermek istedi. Biz çıktıktan sonra map'i versen ne olur artık. Abi 2-3 dakika daha ara devam ediyor. Ya meraktan ya da yaranaktan yazmış. Şeyi nasıl buldunuz? Alfie'yi. Ben Alfie'yi çok seviyorum artık. Alfie çok abi iyi. Neden benim kulağımı ısırdı? Niye bütün petler benden nefret ediyor? Evet, Deku'dan nefret ediyordu lan senden. Senin öldürme potansiyelin Alfie oluyor. Kimin kötü, kimin iyi olduğunu hissedebiliyor böyle. Tam şey işte. Baktı... Ya kendisi imp ya. Nasıl yargılayabiliyor beni? Alfie çok tatlı ya. Sen arada küfür ettin Alfie'yle bu evet, arada. Evet, Alfie'yle küfür ettim giderken size. Fransızca küfür ediyor. Hep yapıyor şey. Ya. Geçen de bir şeyle gelip böyle bir şeyler saçma falan yaptı böyle yani. O şeyler çok komik. Evren Yolcuları'ndaki böyle gelen salak karakter sizi kip kaçıyor birdenbire falan evet, böyle. Şey Azericin. Azericin sadece anımıza sormak için geliyor yapıp ya. Yapıp kaçıyor hemen yani. Yapıp o kaçıyor zaman, hemen. Herkes hazır olsun efendim. Bir özel bir videomuz var bu sefer. Oyundaki bir karakterle, yani oyuncularımızdan başka bir karakterle alakalı ve oyunun kaderini değiştirecek bir video. Hazırsak efendim ben onu vereyim. Şunları, sesimizi kapatıyorum ve videoyu hemen veriyorum. Get videosu mu? Evet. Efso ya, of, çok iyi. Bir kuzgunla bir karganın farkı nedir bilir misin? İkisini birbirinden ayıran şey Kalbedur'da bazen bir büyücünün leşini, bazen ölü bir orkun, bazen en büyük yaratıkların leşlerini kuzgunlar yer. Ve Helgen'den Gargareş'e, Bagret'ten Gruntar'a, bütün kuzgunlar birbirini tanır. Gerçek bir kuzgun olmaya hazır mısın küçüğüm? Kendine inanman gerek ve o gün geldiğinde gereğini yapabilmen gerek. Bunlara hazır mısın? Bu senin kaderinde var. Bir kuzgun olabilecek misin? Ya da bir korkak olup ya da bir korkak olup Velutan'a da sığınabilirsin. Fakat orada da güvende olacağını sanmam.
Bu yolda dostlarını kaybedeceksin. Büyüdüğünde alnına yazılmış olan şey seni diyarın öbür ucundan en kötü yerlere sürükleyecek. Tanıdığın herkesi kaybedeceksin. Ya da bir kuzgun olup bu zinciri kıracaksın. Renklerin ve bütün ırkların ötesinde tek gerçekliğe sahip olan, her şeyi kaybedecek olan, her şeyinden mahrum olacak olan sen olacaksın. Bir kuzgun olabilecek misin peki küçüğüm? Bir kuzgun olabilecek misin? Bana bunu söyle ve kendini kuzguna bırak. Sağ mı koyacağım? Evet dedi. Evet. Lazer halı mı şey yapıyor şu an? Evet halı şey yapıyor ya. Biraz da yatacaktı. Yatmadan önce yuva yapıyor. Kameram donmuş, hemen onu ayarlıyorum ve devam ediyoruz. Tamam. Konuşan Geddi var efendim. Der değil mi? Evet. Ben öyle anladım. Geddi. Ya oğlum söylemesenize. Ben anladığımı söyleyeyim oğlum. Ben de izleyici olarak görüyorum. Ya tamam, sen de yanlış anlamış olabilirsin o zaman. Abi, çünkü bence konuşan Volundur'du. Evet, buyurun. Madenin içindesiniz. Söz sizde. İlyus kucağında o küçük tabaksız çocukla dışarı çıktı. Dur, plan yapıyorduk biz. Theodas bize şey demişti. Ben plan anlatıyordum tam. Sen de tam karşı plan anlatıyordun. Evet. Tamam. Anlat. Bence... Nebula'nın yolladığı adamları bulup, tespit edip sessizce aradan çıkaralım. Onları bulup onlarla konuşmamız pek bir şey ifade etmeyecek. Tahtın yerini yine de öğrenebilirler. İşimizi garantiye almak için sessiz bir şekilde öldürelim, aradan çıkaralım de. Tahtın yerini öylesine birine söyleyeceklerini sanmıyorum. Sizin için gönderdikleri adamları öldürdük. Ama... Burada başka bir şey için buradalar. Sizin için ya da benim için değil. İşte her ne yapacaklarsa Nebula'nın adamlarının önünü kesip onları öldürmek bizim görevimiz.
Çok fazla adam ölürse farkında olurlar, Hebi. Bunu bizden bilmezler. Altezgaray'ı da olduğumuzu dahi bilmiyorlardır. Gidiyoruz demedik. Kargaraş'a evet. Gideceğimizi biliyorlardı. Yakında öğrenirler eğer dikkatli olmazsak. Bilmediğiniz İçeriden bir şey var. İçeriden bilgi gitmemesi için öldürmeyi öneriyorum zaten. Bilmediğiniz bir şey var çocuklar. Gedrin'de bir şey var. İstediğini görebilir, nerede olduğunu izleyebilir. O yüzden nerede olduğumuzu her zaman bilir. Ged bunun için bize bir büyü yapmamış mıydı? Hayır, o değil. O değil. Göz. Gözden bahsediyorum. Her neyse. Eğer isteğin buysa bir yap. Sana karşı koymayacağım. Ama benim planım bu değil. Ben adam avlamaya gelmedim. Bence gereksiz bir şekilde kan dökmek yerine en mantıklı yapabileceğimiz şey şu noktada Talon Zul'un adamlarını bulmak ve konuşmak olur. Eğer bir şey öğreneceksek de onların söylemediği şeylerden öğrenebiliriz. Benim de dediğim buydu. O zaman şöyle deneyelim madem açığa çıksın şu haritalardan. Bir harita var mı yanınızda Kalbedur'a ait? Var. Çıkarın yere koyun. Koyduk kolye, abi. Feanor'un kolyesi Mugen. Bende değil. Sendeydi en son. Yok, bende miydi? Holding'in içinde. Holding'in içinde. Okay. Ben direkt Bag of Holding'i elime atıyorum çıkartıp koyuyorum ortaya. Tamam. Koyuyorum. Bakalım neredesin? Abi yavaş yavaş dönüyor böyle. Altezgaray'ın dışında denizin üzerinde gösteriyor. Yani buraya gelmek üzere. Aa at siktir. Kimi gösteriyor bu arada? Ben anlamadım. Gedrin'i. Gedrin'i öldürmeye çalışıyorum. Geliyor en azından. Bunu biliyoruz. Peki o zaman tuzak mı kuracağız yoksa... Yo. Gidecek miyiz? Burada onu öldüremeyiz. Onu henüz abi öldüremeyiz. Abi ben kulak misafiri olup bir dönebilir miyim? Tabii ki. Şu an böyle çıkmak üzereyken kucağımda bebek tabaksıyla dönüyorum. Ahmaklar. Siz kimsiniz de Gedrin'i öldürüyorsunuz? Görmüyor musunuz? Çapulcularıyla bile uğraşamadınız. Başa çıkamadınız. Siz kimsiniz de Gedrin'i öldüreceksiniz? Önemli olan doğru zamanda doğru hamle. Diyorum abi. Bu da denge büyücüsü gibi motosu bu durumda. Ama güzel doğru zaman, doğru hamle. Beyim, resmen tanışmadık sanırım. Elimi uzatıyorum. Bakıyorum abi, kucağımda çocuk var, uzatamıyorum. Böyleyim şu anda. Ha, sende çocuk var. Çocuğun abi. Elini uzatıyorum abi. Çocuğun patisini tutuyorum abi. Manyak oğlum Tevdas. Sallıyorum böyle. Abi eline çat diye vuruyorum. Dokunma çocuğa. Beni tanıyor musunuz? Hayır. Tamam. Yani en azından şöyle tanıyorum. Az önce kıçını kurtardığım bir adamsın. Çok fazla adam böyle tanıyor. Ben Theodas Silvergen. Bir şey ifade ettim. Krallığın varisi. Yok. Vergen krallığı ama... Abi ben tanımıyorum tabii. Dış krallıkları tanımadığım için... Tamam. Burada bu isim hiçbir şey ifade etmiyor. Tamam, doğrudur. O zaman şöyle anlatayım. Bu Gedrin, sizin peşinizde olan şeytanın tahtına geçip yönetmek istediği krallığın gerçek varisiyim. Şu an yavaş yavaş Ilius'un kafasında hamleler oturuyor. Hem Ilius'u, aynısını Gedrin Ilius'a da yapmak istiyor. Ilius'un yerine birini koymak istiyor. Yani düşmanımız aynı. Dost olalım demiyorum fakat... Siz buranın yöneticilerinden birisiniz belli ki. Burada bize zarar gelmemesini sağlarsanız ortak düşmanımız için bir birlik oluşturabiliriz en azından diye düşünüyorum. Sen olayı anlamadın galiba. Gedrin buraya bir misafir olarak geliyor. Ve buranın koruması altındayken o adama kimse dokunamaz. Doğru. Fakat biz davetli değiliz lordum. Ondan bahsediyorum. Bizi de davetliler arasına sokar, konseye girmemize yardımcı olursanız... Oo. Bize yardım etmiş. Konseyde assassination mı? Oo, Ilius. Bir dakika. Şu an şey olurum böyle. Dur sakin. Pork bunu Red Wedding mi yapıyoruz? Kanka bir konuşayım mı? Heyecanlandım abi.
bunu yapabiliriz. Ama önce bu miniyi defnetmem lazım. Tabii. Annesiyle babasına haber göndermem lazım. Tabii. Bizzat yardımcı olmak isterim. Bu miniğin ailesiyle tanışmak bile istemezsin. Ancak tabaksilerin hayatını tehlikeye atacak herhangi bir hamle yaparsanız asla size yardımcı olmam. Diyorum abi. Ve çocuğu alıp dönüp gidiyorum. İlisyon, beni bekleyin. Brom ya. Beni bekleyin. Sizinle kontağa geçeceğim. Ama yalnızca doğru zamanda. Deyip gidiyorum abi. Of. Burada beklemesek. Bizde bir artık... tavernaya çay falan için abi. Geçen, bir tavernamız yok mu ya? Okey. Tavernamız var ya. Okey. Allah aşkına artık yani. Bir tavernamız var ya. Bizim paramız var mıydı ya? Var. Tavern olamaz. Paranız burada geçmez. Biz dış dünyayı... 2000 altınız var. Yani öyleymiş değil mi? Şey bunlar burada şey... altındır ya. Kapukla ödeme yapıyormuşsunuz. Hayır abi şey diyor direkt. Türk lirası yok mu Türk lirası? Gora'daki gibi. Abi 2000 altınımız var. Güzel. Abi var hadi ya. Gidelim. Çok severiz. Evet çıkıyoruz abi. Bir tavern daha bir şey. Ben kapatıyorum kapşonu. Ben normal tabak salimle hana gidiyorum. Emin misin? Söyledi Ilyus sana olacakları. Söyledi evet. Okey. Old History yapacak kapşonum yok şu an. Kapşonlu bir kıyafet. Bir dakika. Ebi. Bak. Emin misin? Eğer ki istiyorsan... Maskeni tak en azından lan. Hayır istiyorsan... Kuyruğumu ne yapacağım? Çözebiliriz. Değil mi? Theodas. Theodas. Zor zamanlar geçirdiğini biliyorum. Tutamıyorum özür dilerim. Theodas'a dönüyorum. Anlıyorum. Tamam. Teşekkürler. İçinde bir canavarla yaşamak kolay değil anlıyorum. Hep istiyorsan seni biraz değiştirebilirim. Görünüşümü mü? Evet ama bana güvenmen lazım. Hayır sana güvenmiyorum çünkü Hebi Naz'a dönüştüreceğini biliyorum. O yüzden... Daha kolay bir tavsiyem var benim. Hayır kuyruğumu da kesmeyeceğiz. Kuyruğunu kesmeyeceğim hayır. Abi şu cübbe var ya cübbeyi çıkardım koydum kapşonu kapattım. Tamam, Büyük ben de... Altez Garay'ı yarışması birazdan başlayacak. Ne yarışı? En hızlı kılıç üzerinde en çok para tutan kazanacak. Büyük Altez Garay'ı yarışması birazdan... Tavernanın önünde aptalın biri geziyor. Birazdan başlayacak. Ne yarışı? Ben burada kuyruğu mu onu bir söyleyeyim. Cübbenin altından normal geçirip bir bezle beraber kuyruğumu bağlıyorum. Kapşonum takılı, maskem takılı. Eli Neon yine mi adamları kazıklayacaksın? Hayır bu seferki gerçek bir yarışma. Tavernada ol birazdan başlayacak. İçeri doğru gidiyor abi duyuyorsunuz. Tamam gir hadi girelim ya. Hadi giriyoruz tavernaya. Geldik oturduk bir masaya. Abi tavernaya gittiğinizde içeride böyle insanların oturduğunu yavaş yavaş güzel bir bir ozanın böyle müzik falan çaldığını bazılarının dans ettiğini insanların içkilerini aldığını böyle tavernada gezdiğini falan Şunu görüyorsunuz. Şunu yapmak istiyorum. Hancı. Gel. Hancı dönüyor. Merhaba. Söyle beyim. Saygılı bir hancı ilk defa. Burada ne tavsiye edersin içmemiz için? Sana ejder yumruğu tavsiye ederim. Çok sert bir içkidir. İçelim Teodos. Tamam. Getir. Siz ne istersiniz? Abi bizde de ejder yumrukları bize de. Abi ejder yumruğu çok ağır. Bu arada hepiniz için zar atacağım bunun için. Ben ejder yumruğu içmeyeceğim hayır. Tamam. Daha hafif. Ona bir apple tea'ni veririz. ben bir şey istiyorum. Ben şey yapıyorum. Kokteyl olarak ne var? Diyorum. Abi bir tane ork geldi böyle yavaşça. Mugen'in yanına oturdu. Merhaba. Sen kimsin be? Ben Altez Garay'da yaşayan bir orkum. Burada tekim. Yani biraz nadirim. Deyip gülümsedi. Eşcinsel bir ork mu bu anı? Herif bana gülüyor mu? Abi ben böyle masada doğrulup orka doğru bakıyorum. Maskem var. Şöyle dönüp bakıyorum orka. Herkese saygımız vardır tabii Mugen. Amacım yanlış anlamayın efendim. Yo. Döndü kılıcı falan belinde. Biraz içip bu gece eğlenmek isterim. Deyip güzel. Önüne Mugen'in önüne 5 bakır koydu. Abi ben elimi, metal olan elimi masaya doğru koyup... Sana bu masaya oturabileceğini kim söyledi? Özür dilerim efendim, rahatsız ettiysem kalkayım. Hayır. Bırakın otursun, eğlensin. Ben hallederim. Yargılamayalım. Tamam, elimi çekerken çok azıcık masayı böyle çizerek çekiyorum. Çok Hancı döndü. Hey!
Ödeyeceğiz, masanın ödeyeceğiz. Parasını öde. Ödeyeceğiz, ödeyeceğiz, tamam. Seni mankafa. ben 5 bakıra bakıyorum ve şey diyorum. Hey. Beni 5 bakırlık birisi mi sandın? Bekle bakalım. Çık çık çık, sesini sallıyor. 12 gümüş, bir tane de sakız. Bakkaldan para üstü olarak peki peki. Peki peki. Paranı istemiyorum ama seninle küçük bir oyun oynayacağız. Eğer bu oyunu kazanırsan ve bana sahip olursun. Sahip olmak derken efendim, ben sizinle birkaç içki içip laflamak istemiştim. Ama tamam lan. Bu adam bir sapık. Kalktı ayağa. Bu adam bir sapık. Al tezgarayı de. Al tezgarayı de. Bir eşcinsel var falan. Kalktılar abi, böyle gidiyorlar, ayağa kalktı hepsi. Yobaz, yobaz puşt. Ben yobazım. Varsa söyleyeceklerin. Kılıcını çekti. Seni aptal, bir içki içmek istedim ve yaptığın harekete bak. Ey bana bak sen. Eşi geldi arkadan. Melon. Geldi, Mugin'e doğru geliyor. Sen de beni ne yaptın ha? Senin kocan. Hop, tokat bastı suratına. Çat diye abi, evet. Bana mı? Düşmanı. Ork'la gidiyorlar abi dışarı doğru. Tamam, abi sadece. Eşinin ırkı ne? Elf. Oha. Ortaya çıkacak bebeğim. Oğlum merak ediyorum. Abi o ork bizim burada çok ünlü. Ozan kendisi. Ben tek Ozan. Tek ork olduğu için. Ozan Durbal. Sazını çalmaya başladı. Bir kılıç ustası. Götüme göz dikti. Fakat dersini verdi karım. Şimdi onun dersini tanrılar versin. Koydum kıçına. Gidiyor abi böyle söyleyerek. Ben stun yedim, hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Bugün ünlü oldum galiba. Bu arada İlyus eğer gelmek isterse istediğin zaman tavernaya uğrayabilir. Abi halletti sen işini. Beni bir noktada sok, ben bunları uzaktan izleyeyim. Nasıl tamam. Bir şapşal bunlar falan diye orada assessment yapayım yani. Zaten işi bitmiştir İlyus'un diye düşünüyorum. Böyle bir saat falan geçti. Yavaştan geçip her zamanki yerine oturdu böyle köşede. Direkt İlyus bir şey demeden önüne 4 tane ejder yumruğu koydular. Ve gittiler hemen. Hadi, hadi bir çin çin. Halkı bir çin çin. Bir çin çin. Çin çin. Burcasında oturuyor böyle, üzüm yediriyor. Şimdi çocuklar bir şeyi netleştirmemiz lazım. Bu İlyus... Teodas dur bekle. Bir şeyi netleştirmemiz lazım. Ne? Sana bunu söyleyecek fırsatım olmadı ama artık söylemem gerekiyor Teodas. Eşcinselsen sorun değil Mugen. Sorun değil. Hayır, hayır. Zaten solaksın. Hayır, hayır, hayır. Teodas ben senin üvey kardeşinim. He? Hayır hayır, şaka yapmıyorum, çok ciddiyim. Baban beni Silvergan ilan etti. Aa evet doğru, ben de şahidim. Ben böyle ne? Kılıca bakıyorum abi. Hayır. Evet evet, istiyorsan sorabilirsin. Silvergan kılıcını taşıdığım süreçte Fahri tamam, bir Silvergan tamam, oldu. Tamam tamam. Fakat Mugen, babamın her kararı da doğru değil yani. Teodas bu ne demek biliyor musun? Teodas bu ne demek biliyor musun? Benim yaşım senden büyük olduğu için tahtın varisi benim şu anda. Ha. Kılıç güzel. Yarışması birazdan başlıyor. Katılımlar 50 altın. Teodas bunu Silvergan ailemiz için kazanacağım. Abi ben şeyi çağırıyorum. Herkes deli ya. Tavernacıyı çağırıyorum. İlyus efendim Tancı. Buyurun. Çöktü. Yaklaşıyorum böyle. Şşş. Adımdan fazla bahsetme deyip 50 peki. Altın veriyorum eline. Peki efendim. Böyle kukuletamı çekiyorum önüme doğru. Fark üçüncüyü etmek. Gömüyorum bu arada. Şu anda üçüncüyü gömüyorum. Önüne dört tane daha ateş yumruğu, bir tane de ateş viskisi getirdiler. Koyuyorlar. Böyle Kalvedur'daki bütün içkiler geliyor önüne. YouTube'daki alkol yapan adam gibi değil mi şu an? Ben böyle iki kolumla Teodas'ın omuzuna atlıyorum. Teodas, ailemiz için bu kılıç yaşıyor. Tamam Mugen, tamam. Sarhoş oldu Mugen bu arada biraz. Tamam. Ben içmedim bu arada. Yarışmayı söyleyeyim. Elle tamam, ya da kılıçla katılabiliyorsunuz. Yapmanız gereken şey şu. Elle katılacaksanız bir parmağınızın üzerinde durduracaksınız havadaki paraları. Ya da kılıcınızın keskin olmayan tarafıyla. Ben kılıçla... Benle katılacağım. Abi ben de katılıyorum. Sen dur. Havadaki paraları durdurmak derken... Havaya doğru para fırlatacak adam. Yere düşerken kılıcının üstünde kaç tane arka arkaya durdurabilecek? Öyle anladım. Üstüne denge keskin oyunu gibi bir şey. Yani. Cats Grace'in var mı hala? Bitti tabii ki. Tamam, Cast Grace'imi kullanıp katılacağım ben de. Tamam. Ben de katılıyorum. Mugen katıldı abi.
50 altınları alayım efendim. Bu adil bir oyun. Ben herkes için ben 50 altın veriyorum. Benim paralar bende zaten. 50, 100, 200 peki. Abi bir tane de cüce geldi böyle. Yavaş yavaş yürüyor. Burada da hiç cüce görmediniz. Bu adam normal bir insan ama cüce. Şey değil. Dwarf değil yani. Şeyler. Lundin gibi mi? Aynen Lundin gibi. Ha şimdi... Little people. Evet ben de katılacağım. Ama kurallar nedir? Kılıcımla istediğini yapabilirsin falan diye cevap verdi. Herif de katıldı. Birkaç kişi daha var katılan. Evet abi. Ben şey sorayım. Bıçakla oluyor mu? Oluyor efendim. Katılabilirsiniz. Evet. Parayı abi havaya attı mı gene doğru? Beklemeden. Ben şey yapıyorum. Ha öyle mi? Tamam. Evet evet. O zaman deck save'imi atıyorum ben. Artı 4'le. Abi kılıcını tuttun ilk para dengede durdu. Hebi evet. Attı. Hebi parmağında durdurdu. Paralar birikmeye başladıkça parmakların ve kılıcın üstünde zorlaşmaya başladı. Fakat herifin arkada bir şey yaptığını gördünüz. Böyle puh diye tükürüyor şeyin üzerine. Ve sonra tekrar tutuyor kılıcının üstünde. 10-15 tane oldu bile onda. Sizde daha 3 tane var. Abi benim bu arada şu an Dex'im 32 artta Cat's Grace'den dolayı da Sleight of Hand'im. Ben de katıldım bu arada abi. Ha tamam Ilius'u da atıyorum. 50 gold verdin mi abi? Tamam. Abi Ilius tık 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 3 tane tuttu. Ilius da 3 tane. Mugen atıyor falan. Mugen sağa sola doğru salladı. Ve düşürdü. Şimdi Mugen'inkiler düştü. 9 tane Mugen'in. Bir dakika. Herkes dursun. Kimse hareket etmesin. Bir dakika. Bakın. Ben iyi bir kılıç ustası olmayabilirim. Ama burada bugün yanımızda Bay Kılıç var. Bay Kılıç eğer... mı? Eğer Bay bu Kılıç adam Bay Kılıç'tan daha fazla altın toplayabiliyorsa, Quintus'u gösteriyorum Bay Kılıç derken. Eğer bu adam Bay Kılıç'tan daha fazla şey tutuyorsa kesinlikle hile yapıyordur. Onun kılıcını araştırın. Abi. Palpatine en iyi kılıç tutuyorsun. Ooo çok düşük attın. Geldi böyle iki tane ork falan yanına geldi böyle elfler falan insanlar. Abi dur bir tane ork vardı ya. Ha bir tane pardon özür dilerim. Bu orkla sevgilisi geldi işte Bard'la. İçerideki insanlar falan çevresine dolandı Quintus'un. Quintus onu geçemezsen dayak yiyeceksin. Quintus'a tam vuracaktı. Quintus böyle çevik hamlelerle zor zor tuttu. Bu adam sahtekar değil. Bu adam gerçek Bay Kılıç. Quintus'u Bay Kılıç zannediyorlar şu an. Yumruk tuttuğu için Bay Kılıç ilan edildi evet. Hebi... Pekala pis hilekar diyorum o tutan herife. Abi Hebi, Ilius ve bu kılıca tüküren adam kaldı. Kılıca tüküren adamın kılıcında 50-60 tane para var yukarı doğru. Hiç sallanmıyor bile. Ben bu işte uzmanım efendim. Kusura bakmayın. Bunun eğitimini aldım. Yıllarca tavernalarda gezip... Hey! Sana ne yaptığını söyleyeyim. Sana ne yaptığını söyleyeyim. Ben bir aptalım. Senle böyle bir oda sarhoş biraz. Ben bir aptalım he. Bunu mu demek istedin abi, kendi hakkında? Bir saniye. Şöyle bir şey yapacağım. Dur. Bar Cat Grace basıyorum ha ben bir aptalım ha. Görmedin görmediğimi mi sandın ha? O zaman abi paraları havaya atıyorum. Dur lan. Evet. Zaman yavaşlamıştır herhalde şu an. Abi zaman yavaşladı. Evet yapacağın hamleyi yap. Ilius önce reaksiyon de... gösterebilirsin durdurabilirsin kabloyu. Abi şu an gösteriyorum bu arada. Ne yapacaksın? Dalacak hebi. Durea. Puf diye bir anda abi etraf karardı. Ne oluyor lan? Fakat Hebi tabaksi olduğu için karanlıkta görebiliyor. Abi ben zaten şu an Hebi'yi izliyorum. Abi şu... Böyle bir tane sol gözüm beyazdı ya. O göz böyle simsiyah oldu. Ve bütün oda bir karanlık küresinin içinde hapsoldu abi. Hebi dışında ve benim dışımda kimse görmüyor ne olduğunu. Evet. Sen fark ettin mi? Evet fark ettin. Şey... Sen görebiliyorsun şu an Hebi. İstediğini yap. Abi önce böyle bir şaşırıyorum. İlk defa başıma geldi böyle bir şey çünkü Hebi olarak. Dönüyorum şeye. Böyle hafif maskeyi şöyle azıcık kaldırıp başıma selam veriyorum, indiriyorum. Sonra paralara şöyle nişan alıp tak, tak, tak adamın kafasına gelecek şekilde eğimleyip böyle fiskeler vuruyorum. Falan böyle yapıyorum. Ananı sikeyim bir şey oldu duydunuz mu sesi? Duydum. Paralardan çok ses çıkıyor. Doktor disrespect'in evine ateş etmişler diye seni de ettiler kanka. Abi bozacak mısın yoksa karanlık olsun mu? Şey hep yaptı aksiyonunu. Abi hebi yapsın aksiyonunu sonra bozuyorum abi. Yaptım yavaşça dağılıyor. Tak 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 diye attım parayı. Adamın böyle ağzında gözüne falan para girmiş böyle. Bir aptal beni öldürmek istedi ve o şu deyip Quintus'u gösterdi.
Aptalı yumruklayın ve kıçını tekmeleyin. Bir dakika, bir saniye. Gelin adamın bakalım neydi? Bir tanesine yumruk atıyorum. Evet. Ben adamı tanıyor muyum? Tanıyorsun. İstekleyen. Abi yaklaşıyorum adamın. Hileker Tanzi diye bir adam. Tanzi mi? Dokunuyorum omzuna, şey diyorum. Tanzi, bence şaklabanlığı bırakmanın vakti geldi. Bu arkadaşlar benim misafirim diyorum. Aa, ama efendim, ben bu oyunlarımı yapmazsam evime Tanzi nasıl para götürebilirim? Sist yapıyorum şöyle abi. Ama ağlıyor falan. Ya ama efendim, evime para gidiyorum hızlanarak, uzaklaşıyor. Çıktı kapıdan. Böyle bunların masaya doğru geliyorum. Bir elimi Hebi'nin omzuna atıyorum. Demek öyle ha tabaksi diyorum. Şöyle bir bakıyorum. Hissettin mi şu an bir şey? Nasıl? Dokunduğu anda velen hissediyor İlyus. Ha. Vücudunda. Tabaksinin kanında velen olduğunu hissediyor. Önlerindeki ejderha yumruğunu alıyorum abi. Kafaya dikiyorum. Velen ha. Şaşırtıcı. Yapıyorum böyle. Kulağına doğru yaklaşıp. Karanlığa bürünmeden karanlıkla savaşamazsın. Ya bu ne Polat Alemdar ama. Abi. Kafi söylendi. O. Nafset. Hilekar Tanzi kafasını uzatıyor İlyus'a doğru. Doğru zamanda doğru hile. diye çıktı gitti abi. Abi ben çok sarhoş bir şekilde Theodas'ın kulağına fısıldıyorum. Theodas. Theodas, sana demiştim ya, Silverganım diye. Demin galiba Shadow Realm'e girdim ben de. Gerçekten mi? Ben hep merak etmişimdir, biraz anlatsam. Hep şu babanın bana anlatılan hikayelerindeki gibi. Sanırım Silvergan olduğum için artık Shadow Realm'e girebiliyorum. Ben olabilir. Gülüyorum bu arada bu konuşma geçerken artık. Her yer karanlık oldu. Orada Fender'le konuştuğumu sandım. Gerçekten mi? Galiba Fender benim de babam. Theodas. Anladım. Mugen sen gerçek bir Silvergan olmalısın. Gerçek bir Silvergan. Ben dururken karanlığa düştüm. Bakın böyle şey yapıyorum masaya böyle. Durup dururken karanlığa düştüm. İnanamazsınız yani. Bunu Theodred de kontrol edemiyordu sanırım. Ben de kontrol edemiyorum. Doğru. Sen herkesin içinde böyle şeylerden bahsetmesen gerçek bir Silvergan'sın. Her şey sebebi sen seçilmiş kişi olabilirsin Mugen. Doğru. Peki ya kan ve aydaki ayda ben kan olabilir miyim? Ayda Theodas olabilir mi diye böyle saç... Peki sen ay o karan, kansa ben karan mı? Anlamam artık. Tak sen kom musun? Tak ben ayım. Sıkı var bu arada cidden ya. Gerçekten sıkıyor birisi. Baya sıkıyor da ben evet, kıyamam zaten korktu. Ama silah atıyorlar çocuk çok yakında. O daha çok duyuyordur bir de yani ben de gerilirim. Abi ben Mugen'e yakın mıyım? Yakınsın. Kafasına tak diye bir tane vuruyorum bayıltmak için. Ben böyle bayılıyorum. Ben böyle bayılıyorum. Alenya da benim annem. Oh, teşekkürler İlyus. Abi ben şey diyorum böyle. Evet, zannedersem arkadaşınızın soyuyla ilgili birkaç soru var aklımda ama şu an o soruları cevaplamanın vakti değil. Çünkü doğru zaman değil. Allah Allah. Doğru zaman hamle. Andoras gibi böyle olacak. Denge muhabbeti. Olacak. Meme oldu bile ya. Doğru evet, zaman doğru hamle. İlyus. Gelin dilerseniz sizinle şu planımızı evet lütfen. Yoluna yordamına sokalım. Sokalım. Diyorum ve abi dışarıya çıkmak için ayağa kalkıyorum. Söyle. Baksın. Zamanla alıp veremediğin nedir? Görürsün. Diyorum abi, kalkıyorum. Birisi sırtlıyor mu Mugen'i bu arada? Ben sırtlıyorum. Sırtlıyorlar. Ben sırtlamayı deniyorum ama kopalım bir yandan da yani. Sayın Şövalye, içtiklerinizin ücreti efendim, sonradan içtiklerinizin. Ben şey yapıyorum abi böyle cebimden bir sikke çıkarıyorum, fırlatıyorum adamı. Adam oha. Tutuyor. Teşekkürler efendim. Doğru güzel. Tutar mı acaba? Zamanı değil. Chat'te niye Bag of Holding GG yazıyorlar? Ya ben elimi daldıracaktım da. Evet. Daldır dene. Hayır, daldırıyorsun Bag of Holding yok. Nasıl yok? Ananı sikiyim tamam. Anladım. Hey. İlyus bu hilekar... Tanzi. Tanzi nerede oturuyor?
Sokakta arkadaşım yaşar o. Arkadaşım çok değerli bir şeyini çaldı. Hemen onu bulmam gerek. Ne çalmış? Bag of holdingimiz, yani içinde ihtiyacımız olan her şeyin olduğu çanta. Onu bulmam gerek. Bu bir sorun. Tanzi'yi evet. Bu saatte nerede buluruz? Kerane'nin önünde yaptığı bir kon var onun. Kadın diye getirdiği şeyler var. Gerçekte kadın olmayan, onları böyle büyüyle şey yapıyorlar. Neyse çok karışık bir dalaver. Çok karışık bir dalaver. Onu şimdi anlatmayayım. Bir deniz bulunur. Bu nasıl onu... bir arabayı? Onu yapmıştır zaten. Aa, şey de bulabiliriz. Zar atılan bir tane ara sokak var. Şu an oradadır. Tarif eder misin? Zarlarıyla adam ütüyordur. Takip edin beni diyorum abi. Of. Yola çıkıyorum. Çok sıkıntılı yerlere gidiyorsunuz Altezgaray'ın. Çok hızlı. Niye? Tarif etmen ve lazım. Ve sarhoşuz. Beraber gidiyoruz işte. Ha, İlyus var Allah'tan. Daha hızlı ulaşmam lazım. Abi Mugen'i götürmeyelim. İkisi gitsinler. Zaten adam baygın anasını satayım. O zaman hızlı gidelim İlyus. Tamam. Hızlı gidelim diyorsun. Hmm. Ya da tarif et, bir an önce gideyim, sen sonra gel. Bu taraftan daha hızlı gideriz diyorum. Yürüyorum abi böyle. Bu arada Mugen uyurken ben abi çantamdan kılık değiştirme ustasıyım ya. Saçlarını beyaza boyuyorum. Tamam. Madem Dergan olmak istiyor. Abi. İlyus ve Hebe böyle ara sokakta zar atılan sokaklara falan girdiler. Böyle kumar oynanan garip ben sokaklar. Ben bu arada yol boyunca şey diyorum yani Hebe'ye. Sakin ol, bir yere gitmez. Şu an oradadır. Çünkü yani bu adam her gece bir şeyler toplar. Ondan sonra bakar yani hasılata. Ne bok olduğunu anlamamıştır. Abi böyle pis abi. İnsanlar görüyorsunuz. Hep garip garip. Dönüyorlar işte. Hey. Selamlar ve iyi geceler efendim. Güzel bir... Peki. Gidiyorsunuz, devam ediyorsunuz. Bu kadar basit miydi lan? İyi geceler efendim. Güzel bir elf kadını bu saatte size hizmet edebilir ya da bir erkek. Gülümsüyor. Demir elimle tutup böyle iteceğim direkt. İttin abi. Sinirliyim şu an. Ve ittin. Peki, sinirli olmanıza gerek yok. Yavaş yavaş tam devam ediyorsunuz. Şey geliyor, bir adam önünüze çıktı. İlyus'u görmedi, tanımadı. Efendim, elimde çok iyi iki tane bıçak var. Bunlar yarayı deşen ve iyileşmesine engel olan bıçaklar. Aa, sana bak ne diyeceğim. Onları çevir ve götüne sok. Abi, adam seni bıçaklamayı deneyecek. Atıyorum zarını. Abi, 32 dex'im var hala. Adam bıçağı saplayacaktı, saplayamadı. Sıyrılın. Koşup sokağın içine doğru kaçmaya başladı. Peşememe gerek yok diye. Sonunda buldunuz herifi. Hah, bulduk mu? Oturuyor yerde. Çıkarmış her şeyi. Bag of Holding'in dışında İlyus'u gördü. Has siktir. Evet. Eyvah eyvah. Her şeyi çıkarmış. Evet. Kılıçlarım falan var oğlum. Küçük bir not vereyim. Bir bölüm önce çanı neden Bag of Holding'e koymuyoruz sorusu evet, sormuştum. Abi hızlıca bakıyorum, tartıyorum. Eksik bir şey var mı? Ellerini kaldırdı. Tek istediğim biraz para İlyus. Şu kılıçlardan üçünü dördünü alırsam söz veriyorum hepsini vereceğim. İlyus'a rica ediyor. Abi, İlyus'un cevap vermesini beklemeden direkt hafif fırlayarak... Eğer o kılıçlardan birine... Ama kılıç mi? Efendim, İlyus bir şey söyle. İlyus'a bakıyorum. Şöyle dönüyorum şeye, Hebe'ye. Adam şimdi haklı, o kadar çalışıyor yani. Bir kısmını alıyor. Abi, o zaman direkt ayağımla... Yani bu adamın işi de o... Yargılamayalım. Sert bir tekme atıyorum, yere düşüreceğim bu herifi. Abi adamın... Abi direkt omzundan yakalamaya çalışıyorum Hebe'yi. Tuttun çektin abi Hebe'yi. Hebe de adama tekme attı. Adam duvara yapıştı. Kılıçları aldı. Esnaf kavgası. Evet. Kılıçları aldı abi. Bakıyor böyle bir şeyler daha almaya çalışıyor. Tuttu. Bir şey daha çekti aradan. Koştu gidiyor. Abi koku adamın gövdesine tutmuş. Abi. Çekeceğim. Abi şu anda... Şöyle kollarımı açıyorum yine. Bir anda 4 kol oluyor. 6 kol oluyor abi. O çıkmaya çalışıyor ya ara sokaktan. Evet. Ara sokağın diğer çıkışına 2 tane elizyonumu diktim. Evet. Çıkamadı, orada kaldı. Şöyle tutuyorum abi, kaldırıyorum. Ufak ya bu adam. İyiyiz. Abartma bence. Sadece peki 2 kılıcı bari alayım. Hiçbir kılıcı alamaz. 1. Hayır. Para veririz hiçbir kılıç. Hayır efendim, bu kılıç benim dedi, sırtına taktı. Artık bir şövalyeyim. Artık düellolarda adımı duyacaksınız. 2 yıl sonra Kalbedur'un en büyük kılıç şövalyesi İlyus'un adamı hilekar Tanzi olacak. Abi, cüce bir de tökezleyerek gidiyor şöyle. Yavaş yavaş. Gözlerimi görecek şekilde İlyus'a bakıyorum. Gözlerim böyle şey donuk yani, öldüreceğim adamı.
O zaman İlyus izin ver, ilk düellomuz senin için kazanayım. Kılıcı çekti. Kılıç biraz ağır. Öne doğru çekiyor. Tamzi, eğer o zaman bir dakika şöyle bir anlaşma yapalım. Sevgili Tabaksi, eğer seni yenerse iki kılıç alacak. Üç kılıç. Ancak İki, abartma. Hiçbir şekilde kılıç, yardım etmeyeceksin. Üç bronz. Tak diye kafasına vuruyorum böyle bir tane. İki kılıç. Peki. Direkt peki oldu. Hiç yardım etmeyeceksin değil mi? Asla, ben asla karışmayacağım diyorum abi. Üç kişi biz izliyoruz. Değiliz yani. Abi bu adamı böyle bir süzüyorum baştan aşağı. Güçlü görünmüyor herhalde. Adam da seni süzüyor baştan evet. Aşağı. Demek atalarımdan gelen bütün güçlerimi kullanmam gerek. O gün bugünmüş ha diyorsun böyle kafanda. Ben de Tanzi mi diyor bunu? Abi Tanzi'ye dönüyorum diyorum. Abartma istersen. Annen kerhanede çalışan bir orospuydu. Evet biliyorum. Annemin orospu olması seni hiç ilgilendirmez diyoruz. Annesi çıktı bu. O tam kerhanenin öndesiniz. Tanzi bu gece neredeydin oğlum? İçeriden bir adam daha çıktı. İçeri gel bakalım ha. İçeri gel bakalım ha. O kızıl kıçını tekmeleyeceğim. Ah tamam falan annesi girdi içeri. Ah anne seni hiç anlayamıyorum. Her neyse atalarımdan gelen gücü seni öldürmek için abi, kullanacağım. Konuşurken Light of Fates basıyorum. Yanımda tamam. Böyle 6 tane elf atam çıkıyor böyle beyaz puf 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 diye. Abi o da ceketini çıkarıp havaya atıyor. Vay sen havalı bir şey yaptın diye. Ceketini çıkarıp havaya attı. Bu ceket yere düştüğünde sen ölmüş olacaksın. Ve sen İlyus bana iki kılıç vereceksin. Abi ben burada 15 dakika kullanmak istiyorum. Kullanabilir miyim? Ne kullanacaksın? Hep bir reaksiyonumu kullan. Hayır şu an değil. Hayır kullanmam. Şu an değil mi? Okey. Abi hamle sırası onda bu arada. Okey yapsın hamlesini. Abi sola doğru bileğinden çaldığı grappling hook'la sonra doğru grappling attı. Sıp, 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 grappling hook'la senin kıçına doğru böyle kılıcı savurdu. Kılıcın ucu böyle kesti poponundan bir çizik attı. Kızıl kıç ha. Bundan sonra senin lakabın Kızıl kıç. Arkanda. Ama arkamda mı? Hı hı. Abi şöyle geri durup kafasını tutacağım şu şekilde. Hı-hı. Tuttun. Zom diye yere vurmayı deneyeceğim. Abi kafası bayılsın diye yani. Öldürmek istemiyorum. Attın. Herif böyle yere doğru çarptın herifi. Kafasını duvara çarptı. Ah! Babam küçükken günde 4 öğün beni döverdi. Çok kılıcı sana doğru salladı abi gövdene doğru. Değmedi tabii ki. Bitirebilirsin son hamle. Abi son hamle mi? O zaman tamam diyelim. Geriliyorum demir kolumla. Zıbam diye suratına asılacağım böyle. Vurmayacağım. Dur abi. Dur. Alfie'ye yaklaşıyorum. Kulağına elfçe bir şeyler fısıldıyorum. Hebi'nin ayaklarının altında çok kaygan bir su zemini beliriyor abi. Hebi kaydı takla attı çat diye kafayı vurdu ya ve abi. Şey geldi. Adam geldi. Bu babam için o bir pezevenkti. Sıçık diye bacağına hayda. Sapladı Hebi'nin ama kılıç yani. Ya ne oluyor? Kaydın yere düşün stun yedin. Kazandığımı varsayıyorum. Ben düştüm abi böyle nasıl stun yiyeyim? Ayağın kaydı düştün kafanı vurdun. Herif de kılıcı sapladı. Bir şey yapabilirsin şu an. Anasını sikeceğim ama maske suratımda şu an zaten. Evet. Yediğim fiziksel hasarı adama yansıtacağım. Böyle arkamda hafif silüetimsi o 6 tane kılıç gibi bir şey görünüyor. Evet. Tık, bu öldürür tık, onu. Bana ne? Tık 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 tık. Puf yapıyor adamın suratını. Abi herifin uçtuğunu İlyus duvara çarparsa ölecek herif. Uçuyor böyle geriye doğru. Ölsün. Abi kılıç kendi elinde tuttuğu kılıçla beraber duvara yapışıyor. Sşşş diye böyle sadece bir kıpkırmızı bir leke duvarda. Yazık ya. Abi yavaşça öcek doğruluyorum. Ah İlyus. Öldürmeyi pek istemiyordum ama bana zarar verdi. Çenem ben de böyle bakıyorum ya. Abi, omzumu silkiyorum diyorum ki... İlyus'un için umurumda değil. Şey abi. Burada çok fazla Tanzi var zaten. Önemli değil diyorum abi. Abi o zaman maske zaten takıldı. Regeneration'ımı kullanıyorum. Pardon. Çenem ağrıdı gülmekten. Çenem ağrıdı. Kızıl kıç dedi ya adam öldürmüyor. Ne yapayım abi? Hayır şey çok güzel. Durup şöyle babam bir pezevenkti. Ya şey çok iyi değil mi? Annesi çıktı adam alıp devam etti işte falan böyle.
Ya hayatı çok kötü zaten belli ki. Ölmesi daha iyi olur. Evet evet, ona iyilik yaptım aslında. Evet. Of. Evet abi. Lanette kılıç mı bu arada? Öyleyse curse'ları atman gerek çünkü. Ha, şey yedin. Aa, 19-20'ye curse bulaşacak. Atayım mı? Aa, bana koyarım tamam, ben gelmedi, bu ekranmaya. Gelmedi. Regeneration'ı mı kullanacağım? Tamam. Ondan sonra da tek tek her şeyi küfrede de Bag of Holding'e dolduracağım. Topladın abi bir süre sonra ve iyileştirdin. Kodum abi, ben illüzyonlarımı içime çekiyorum böyle. Hı-hı. 6 kol, 4 kol, 2 kol. Devam edelim istersen diyorum. Devam edelim de şu güzel hareketi bana öğretme şansın var mı? Hangisi? Bundan birkaç tane daha yapıyorsun. Bizde repertuar geniş kardeşim. Hangisi? Kendinden birkaç tane yaptın. Hmm. Bu arada evet derse öğretmesine izin vereceğim. Hayır derse öğretmeyeceğim. Oyunun devamına etki edecek. Evet. Şöyle bir bakıyorum, süzüyorum abi. Henüz doğru zaman değil. Aynı zaman. Peki eğer yanımda ölecek olursan ve seni iyileştiremeyecek olursak seni maskemin içine çekebilir miyim? Sakın bana böyle bir şey yapma. Gücümü kontrol edemeyebilirsin. Böyle bir şey denir mi amına koyayım? Abi seni kölem yapabilir miyim? Seni kadar? Evet. Zaten sadece şansımı denemiştim. Tamam o zaman. arkadaşlarımın yanına döneceğiz sanırsam değil mi? Senin maskeni sikeyim dönelim. Bu sırada Mugen yavaşça uyanıyor. Yüzünde makyaj, bembeyaz saçlarla uyanıyor. Ah, Mugen Silvergan. İyi misin? Sabah oldu bu arada. Ha, başımız çok kötü abi. Ben şöyle bir camdan suratıma bakıyorum, böyle bir alkol şişesi camından. Beyaz bir orospu gibi görünüyorsun. Biz de orada mıyız abi? Evet abi, geldiniz siz de. İşte Tanzi'nin ananesi. Bir an böyle cama bakıp şey diyorum. Ön çok şaşırmıyorum ki. Zira. Şöpüm zira. Bok gibi görünüyorum diyorum böyle. Kalkıp yüzümü yıkamaya, saçlarımı temizlemeye gidiyorum. Abi bu arada İlyus söylemek isterse toplantı bugün ama saklarsa kendiniz öğren, yani kendiniz öğren. Ya zaten şeyi soracaktım tam bunu demeden. Şu toplantı işini konuşacaktık. Evet, doğru zaman geldi mi? Elini yüzünü bir yıkasın. Aynen, yıkıyorum, geliyorum, oturuyorum daha sonra tekrar. Ben de oturayım. Şimdi suikast mı yapıyoruz, ne yapıyoruz? Yo. Bir önce İlyus'u dinleyin. Öncelikle size biraz toplantıdan bahsedeyim. Aslında bahsedecek fazla bir şey yok. Şu ana kadar tanıdığınız, tanımadığınız bütün güç sahibi insanların toplanıp kısacası bütün bu gezegeni parça parça bölüp paylaştıkları bir toplantı olacak. Sıklıkla bu güç dengelerini kurmak için bu toplantılar burada gerçekleştirilir. Ancak halkımız arasında bu toplantıya nail olan kimse yoktur. Bu bizim için bir bayram dönemidir. İnsanlar sokaklarda bayram kutlamaları yapacak. Bu sırada bütün dünya demeyeceğim, neydi buranın adı? Kalbedur. Dünya da olur. Dünyada Kalbedur. Olur. Bütün Kalbedur'un aslında kaderi belirlenecek. Bu toplantıda ben de kraliçemin yanında olacağım. En güvendiği sadık hizmetkarı olarak. Peki bizi oraya davetli gibi sokma durumu? Çok zor. Şu şekilde yapsak? Herkes sadece bir yaveriyle girebiliyor içeriye. Abi tamam. Ben bu sırada yüzüğümü gösteriyorum. Nebula'nın en yüksek kıdemlilerinden biriyim. Bunu dediğin anda İlyus şunu fark ediyor. Nebula'dan zaten Talonzul ve bir adamı gelecek. Suç örgütü. Nebula kim bu arada? Onu suç da örgütü. Suç örgütü. Suç örgütü. Vayne diye Talonzul. Bir yerde yaşıyorlar. Bütün pislik, bütün orospu çocuklukları bu adamların başından geçiyor. Sen de baş orospu çocuğunun sağ kolu musun? Yani öyle olduğunu gibi söyledim az önce. Okey, tamam. Sorgulayabilirsin ama in-game tabii ki. Onlar da davetli zaten. Nasıldır? Ve nereden geleceklerini biliyorum. Eğer onu ikna edebilirsen onun sağ kolu olarak seni içeri sokabilirim. Talonzul ne zaman gelecek? Ben bizzat görüşmek isterim. Eli kulağındadır. Geldiğinde karşılarsam çok daha iyi olur. Eğer yanında o
sağlam korumasıyla gelmediyse onu koruyabilecek en iyi adamlardan biri olabilirim. İlyus. Mugen olabilir. Bir ricam var. Hı. Beni Torz Yetimler Loncası'nın lordu olarak sokabilir misin? Torz Yetimler Loncası ne yapmış? Abi yani şöyle söyleyeyim. Bir krallık bilmiyorum değil. Yani. Bir krallık Hı. değil. Ama kasaba şeklinde. Kendi derebeylik diyeyim yani. Sözü geçen bir derebeylik. İpleniyorlar mı bunlar? Evet. Çok orta, değil ama orta fena değil. İp, yani tam aradasın. Öyle söyleyeyim. Sen karar ver abi. Hmm. Bunu kraliçemle konuşmam gerekir. Sizinkileri davetliler listesinde görmedim. Ancak eğer kraliçem sizi yeterince layık görürlerse neden olmasın? Yanınızdakilerden bir tanesini de koruman olarak alabilirsin eğer kabul ederse. Quintus. Olur. Ama tamam. Şurada bir beni düşünen bir nokta var. Eğer Talon Zul geliyorsa ve yanında bir korubayla geliyorsa ve Gedrin'in de yakında olduğunu varsayarsak. Davetli. Ve o da davetli. Talon Zul'la birlikte gelen kişi Gedrin olmasın? Hayır, çünkü Talon Zul'la Gedrin zaten arası iyi değil. Gedrin düşman değiller. Çocuklar bizim, o masada kavga etmeyeceğiz. Konuşacağız. Bizim burada amacımız Gedrin'i öldürmek değil. Değil. Şimdilik değil. O konseyde konuşmamız lazım. Bunlar Gedrin'i öldürmek dediğinde ben gülüyorum. O masada kılıç çekemezsiniz. Yasak. Çekmemeliyiz de zaten. Peki ama konuşup ne elde değil. Etmeye amaçlıyoruz? Sadece dinleyebiliriz. Orada olmamız yani gerekiyor. Yani planlarının ne olduğunu ya da karşı tarafın ne bilgiler aldığını öğrenebiliriz. Bu arada koruma konusunda bence Theodas Mugen kılık değiştirip senin yanında gelsin. Çünkü Quintus'u Talon Zul gördü. Seninle beraber görmemeli. Evet Quintus'u da kılık değiştirme fikrim vardı zaten. Fark etmez ikinizden biri. Benim yanımda gelsin. Bir şey diyeceğim. Hold up. Off game bir şey söylüyorum. Hold up. Şimdi bakın böyle bir şey yapacaksak bunu aşırı iyi düşünmemiz lazım. En son böyle bir plansız gittiğimizde Feanor öldü. Abi oturup dinleyeceğiz, saldırmayacağız. Dinleyeceğiz. %100 pozitif bir şekilde oturup dinleyecek miyiz? Evet. Ya evet. İlyus'un bu konuda İlyus'tan yardım almanız çok iyi olacaktır. Çünkü ben konseyi... şöyle düşünüyorum. Hı. Yanımızda İlyus varken kombata girelim. O masada kombat yok abicim. Herkes orada. Anladın mı? Ya in-game'e dönebilir miyiz? Bu sor fikrini İlyus'un falan. In-game'de de bu arada konuşabiliriz. Tamam. Hayır, haklısın. Tamam. Okey, bir dakika. En son böyle bir şeyi planlamadan yaptığımızda Feanor öldü. O yüzden orada herhangi bir şekilde diyelim birisi Theodas'ı tanıdı. Hı-hı. Ve Gedrin orada ona bir saldırı yapmaya çalıştı. Hı-hı. O zaman hiçbir şey yapmayalım mı? Şöyle. Hayır, yorumluken Gedrin şöyle. Gedrin orada bir şey yapacağını düşünmüyorum. Gedrin orada hiçbir şey yapmayacak. Ben kendimi zaten orada göstereceğim. Merak etme. Sadece konuşacağız. Gedrin sizi tanısa da tanımasa da o masada herhangi bir şey yapanın sonu ölümdür. Buna emin olabilirsiniz. Peki. O zaman Theodas, sana güveniyorum. Ben kılıcımı hiçbir şekilde çekmeyeceğim. Çekmeyeceksin. Ama hala bir kişi dışarıda kalıyor. Son kişiyi nasıl sokacağız? Sen gaz olabiliyorsun değil mi? Güzel. Büyülü fakat büyü koruması var mı İlyus? İlyus fark edebilirler mi? Mitan taşı var bende. Bende bu var. Böyle çantamdan şeyi gösteriyorum. Yo, büyü geçirmeyen bir taş. Büyüleri bozan etrafındaki. Orada ben büyü işlemez. Ben iki korumayla gidiyor olsam. Öyle bir şey yok. Hmm. Güzel düşünmeniz. Herkes sadece bir tane yaveriyle girebiliyor. O zaman... Peki. Çantanı aç Mugen. Evet. Hayır büyük koru. Evet. Çantanı çıkra. Hayır. Büyük emin olabilirsiniz. Olabilir. O çantayla büyük, içeriye giremez. Büyük koruması vardır. Üstünüz aranacak. Pekala. Onu bir... özür dilerim Quintus ama... Şekil değiştirip pet olarak sokamaz mıyız? Buna dönüşebilir misin deyip Alfie'yi gösteriyorum. Ne yazık ki böyle bir büyüm yok. Böyle bir büyüsü var mı? Yok. Okey. Ne yapalım? Alfie'ye dönüyorum. Sende var mı diyorum. Bu adamı hiç sevmedim ve aslında var ama yapmayacağım dedi. Aa, öyle mi? Evet. Kötü konuşmuş. Bir dakika ben çeviriyorum. Ben çeviriyorum abi. Daha bir tonla. Alfie'nin dediğine göre senin gibi çirkin bir yaratığı onun gibi güzel bir yaratığa benzetmek olasılıksızmış. Okey, Alfie sıktı. Alfie tarıyor. Quintus dışarıda beklesen bir tehlike anında ya da sana içeri girerim ama dışarıda ben tehlikeli. Quintus hayır olmayacaksın.
Garas ve Baratur'a haber gönderdim. Eğer zaten geri dönmezsek biz de gelecekler. Fakat sana bir görev versem yapar mısın? Sen de Nebula'nın üyesisin. Dışarıda eğer Nebula'dan birileri varsa ki vardır, tahtı arıyorlardır. Onlara katılmanı istesem. Pekala, onlarla birlikte giderim. Tahtta bulduklarımda onları öldürürüm ve tahtı sizin için beklerim. Gayet güzel plan. Peki sizinle nasıl iletişim? Tahtı duyuyor mu Elios? Duyuyor. Aa, bir saniye. Duydum canım. Hey. Gedrin daha önce Quintus'u görmedi değil mi? Hayır, gördü. Hatta kanını döktüm. Gördü. Evet. Gördü. Bence güzel. En azından dışarıda bir yandan da tahtı aramış olmamız. Tahtı bulursam sizle nasıl iletişime geçeceğim? Bunu o zaman düşünsek. Peki Quintus sessiz bir şekilde aradan çıkarabileceğini düşünüyor musun korumaları? Sessizlik konusunda pek iyi olamadığını biliyorsun. Quintus öldürmesen de olur. Sadece bulmalarına izin verme. Evet, kafalarını karıştır. Yalan söyle. Nasıl? İyi yalan söylediğini biliyorum. Pekala. Tamam. Güzel, bence bu iyi. O zaman Nebula üyelerini bulmam lazım önce. Ancak bu yaptıklarımı size bedavaya yapamam. Ne kadar? Tabaksilerle yapacağımız başkaldırıya yardımcı olacaksınız. Şu anda sen. İlyus. En güçlü adamlarımı o madenlerde kaybettim. İlyus, inan bana, tabaksilerin kurtuluşu için birçok şey yaptım. Bence bu ekip tabaksilere borcunu ödedi. Bunu bir tabaksi olarak söylüyorum. Hiç Ulgat'taki tabaksilerin yerleşkesini duymuş muydun? Hayır. Hiç kafamı sallıyorum, hiç duymamıştım yani adını bile. Pardon, Naraş. Ulgat'taki tabaksileri bizzat kendim Naraş'a taşıdım ve orada onlara kalacak bir yer ayarladım. Düzenli olarak maden işlemelerini ve satmalarını sağladım. Orası kendi kendini çeviren bir çarka dönüştü ve şu anda o tabaksiler Gruntar'da. Yani tabaksi, parmaklarımı böyle yapıyorum, devrimi bir noktada benim sayemde oldukça kolaylaştı. Yani borcumuzu ödediğimi düşünüyorum. Sözünü kesiyorum. Dış dünyada olan hiçbir şey umurumda değil. Buradaki tabaksilerin kurtulması benim yegane amacım. Gemilerimiz hazır, her şey hazır. Buradan nasıl çıkacağımızın planı, her şey hazır. Sadece doğru zamanı bekliyoruz. Ama bu konseyden sonra bir şeyler yapıp doğru zamanın gelmesini sağlamazsanız maalesef planımız biraz daha aksayacak. Benim için bir kargaşa çıkarmanız lazım. Kargaşa. Kargaşa çıkarmak en sevdiğimiz şey. Bunu ben yapabilirim. Bu arada sözler bitince bir mola alalım. Aynen, tam onu diyecektim. Emin ol İlyus, doğru zaman geldiğinde ben yanında olacağım. Peki. Şimdi doğru ben, zaman geldiğinde. Off game bir şey söylemek tabii istiyorum. Bunların aslında Gedrin'e saldırmasını istiyorum ben. Hı-hı. Yani sen bir DM olarak okey misin buna? Ben her şeye okeyim. Ha, sen hiç karışmıyor musun? Okey, tamam. O zaman pilot armor yok abi kimsede. Evet. Pilot armor yok mu kimsede? Hiç kimsede. Okey, tamam, tamamdır. Gedrin olan düşmanlığınız işime gelir. Size doğru zamanı söylesem Gedrin'e saldırır mısınız? Theodas, sen işin içinde olma. Harcanabilecek biri değilsin ama ben bizzat bunu yapabilirim. Hatta Talonzul'un Gedrin'e olan gerilimini de Gedrin'e karşı kullanıp Talonzul'a da bana olumlu şekilde bakmasını sağlayabilirim. Çünkü Talonzul'un kollarıyız ve Gedrin bizi öldürtmeyi denedi. İkisini ayırırsanız güzel plan fakat... Ama Talonzul'un Gedrin'i bir silah olarak düşündüğünü unutmayın. O kadar kolay vazgeçeceğini sanmıyorum. Yok, eğer o silah kendine dönerse ya da o öyle düşünürse harcar. Ki kendine döndürttüğünü düşündüreceğim. Bunu yapabileceğimi düşünüyorum. Talonzul bize güveniyor çünkü yaşadığımız trajik olayda arkadaşımızı bir hain gibi gösterip onun önüne attık. Yani Talonzul'un bize güveni tam. Gedrin'e bu halde belki de Talonzul'u Gedrin'e karşı çevirebilirsiniz. Madem aranız bu kadar iyi. Eğer onu da ikna edebilirseniz başarı şansınız yükselir. Güzel. Hebi. Ben de bu sırada çanı bulmalarını yavaşlatırım. Hebi. Efendim Theodas. Eğer saldırırsan sol kolundan başla. Kan yadigarı sol kolunda. O düşerse... Ben size kaldığı yeri söyleyeceğim. Ancak çok yüksek koruma altında olacaktır. Çok yüksek koruma altında olacaktır. Çünkü onların hepsi burada bizim misafirimiz.
Çok ihtişamlı bir kalede kalacaklar. Gerisini size bırakacağım. İlyos. Küçük dostun benden pek hoşlanmamış gibi ama en azından size haber gönderebilmem için yakınlarımda bulunabilir mi? Dönüyorum Alfie'ye. Elfçe söylüyorum abi. Böyle böyle yapması gerektiğini. Abi tepkisi şöyle oluyor. Hayır. Hayır Alfie. Hayır. Ne diyorsam onu yapacaksın. Ve kollarını birbirine bağlıyor. Kabul et. Alfie. Böyle işaret ediyorum. Quintus'u işaret ediyorum. Gidiyor Quintus'a. Yavaşça yanında etrafında birkaç kere döndü. Omzuna kon diyorum böyle. Böyle işaret ediyorum. Abi kondu omzuna ama konmuş gibi yaptı yani ayaklarını değdirmedi. Uçuyor değil mi hala? Evet. Cebimden bir tane kuru mısır çıkarıp böyle pıt diye atıyorum ağzına. Havada yakaladı. Kondu şu an. Teşekkür ederim. Alfie'ye dönüp bakıyorum böyle. Tolga yemiş memiş bir şey var oğlum. Yok yani şu an öyle bir şey düşünmüyorum. Abi yanaşıyorum Quintus'a. Eğer aranızda bir sıkıntı olursa bunları kullan ama idareli harca deyip böyle kuru mısırları avucuna bırakıyorum. 4 tane kuru mısırım var Quintus, düzgün kullan. Teşekkür ederim diyorum. Quintus'a gitmeden bir şey söyleyeceğim. Quintus. Sen önemli birisin. Şu aradığın beyaz ay. Her neyse. Deyip dönüyorum. Allah Allah. Quintus bir bok anlamadın mı hala ya? Anla artık be adam. Anladım ne olduğunu da. Kendine güven Tolga. Quintus'un... Ben anlamadım be. Bunu sonra konuşacağız Teodas. Zaten ben de anlamadım. Söyleyeyim mi? Söyle. Söyle ya. Abicim Eolin ne dedi ya? Ne dedi? Teodas ay dedi. Bu adam beyaz ay. Teodas beyaz ay oldu. Beyaz ejder ay. Tolga olarak farkındayım. Quintus'u düşüremedim. Yani bölüm... şey... Quintus'un seni bulup sana hizmet etmesi mi gerekiyor? Evet yani ve buldu aslında da farkında değil ya. Şeydim Quintus olarak farkındayım. Ben de ama oyumu hala bulamadım. Bak Tolga olarak farkındayım. Evrin'le konuşmadı. Bak Quintus Evrin'le hiç konuşmadı. Evet evet tamam. Okey. Ben işte, o yüzden ima ettim. Mola değil mi bu arada? Ben mola. Evet, evet. Mola abi çay kahve. Bir sigara. Camdan dışarı bakacağım ne oluyor çatışma. Zade dikkatli olsana. Dur bakma abi bu arada cidden bakma. Niye bakma bakma. Ya sıkıyorlar arabaya. Düğün var şurada. Oğlum sıkıyorlar kanka, diye bakılır mı? Toptan mısın yani? Hop kat kafayı şey çıkarıyor adamı. Şey kahpe kurşununa gidersin lan bakma. Bunların o zaman ben yapacağı düğünün de anasını. Analarına söv yeterli. Analarına söv yeterli. Analarına söv yeterli. Ay çok gerici. Niye bakıyorsun abi böyle bir şeye gerek yok yani durduk bir aksiyon. Adam da hazır mıyız? Haydi. Falan bir şeyler çalıyor. Onlar birbirine headshot atmaya başlar şimdi. Sen yorma kendini. Ben hemen bir kahve alıyorum. Doğru zaman doğru hamle. Doğru zamanda kahve alıyorsun. Doğru zaman doğru kahve. Kalbedur'da. Doğru zaman doğru kahve. Altes Garay'ı. Böyle bir taverna açalım Kalbedur'da. Ya şu hamlemi bir yapabilsem artık ya. Senin var mı ekstra bir şey beklediğin bir şey? Ya şu an çoğu hareketimi gördünüz. Çoğu hareketimi yaptım. Spell'ler iyi ya. Ya ben yine parmak kaybettim hala oradayım. Hah tam vaktinde getirdin hayatım dur. O ikisi de benim mi? Yo güzel timing. Tam mola vermiştim. Yayındayız. Oha. Eyvallah. Kamerayı kapatıp yiyeyim bari. Doğru zaman. Afiyet doğru. Olsun. Ya benim film songum hangisi? Ben onu hala anlamadım. Arada giriyor mu? Onu ya ben müzikleri dinlemiyorum abi. O yüzden o konuda en kötü benim ya şu an. Benim dikkatim dağılıyor müzik dinleyince RPG'de. Ya şu anda normalden başka bir şey çalmadı galiba. Ne o? Bilmiyorum. Hani senin team song'un gibi bir şey olsa anlardım herhalde. Yok hiçbirimizin team song'unu çalmadı ya. Evet. Alp çalmıyor abi team song'larımızı. Evet çalmıyor abi. Beğenmiyor da team song'larımızı. Eredun'unkini seviyor ya. Eredun'unkini seviyor. Onu hep çalıyordu. Eredun'unki çok iyi ama lan. Evangelion'dan değil mi? Aynen. Danadan danananan diye. Dan 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 dan. Doğru zaman doğru müzik.
Ne oldu oğlum? Anam geldi diye çıldırdım. Koş. Koş anne. Ne yapıyorsun oğlum? Çok mu sessiz olduk ya birden? Bir garip hissettim. Ben kokoreç yiyorum abi. Abi afiyet olsun. Ben biraz çetemizle ilgileneyim. Canlarım, ballarım ve bir takım baby odalar. Nasıl gidiyor? Keyfiniz iyi mi? Bir canlılık, varlık gösterin bakayım. İyi misiniz? Bölüm nasıl gidiyor? Daha gerçi bölümün asıl olayına, konseye daha yeni gidiyoruz. Evet, asıl aksiyon şimdi başlayacak. Bu bölüm ya. Uzar bu arada ya. Evet evet, asıl gerginlik burada çıkacak. Bir de çifte gideceğiz. Eliyusu'da, evet çifte gideceğiz. Eliyusu'yu da yeni tanıyoruz. Geldim. Bu konsey bayağı baronlar konseyi gibi. Aynen öyle. Bu eski konseye benzemiyor. Bu konseyde olanların, hani gelecekleri chat gördüğünde bilmeyenler için de ben... Sıvagi, benim team'i açsana bir ya. Açıyorum hemen. Açmadın ki hiç. Order and bir şey. Açtım bir kere ama ilkinde yanlış team girdim ya. O benim salaklığım. Order and neydi? Şimdi Eren, çok sıkışınca Infernal'ı indireyim mi bir yerden? Yani indir. Ama sen yapmamışsın gibi olsun. Karşınıza yaratık çıkmış gibi olsun. Ha, okey. Ha? Mantıklı. Kaçın, kaçın olsun yani. Aa, şeytan, kaçın. Ha, Order from Chaos bu mu? Yok ya, bulamadım. Ha, bu. Ha, Order and Creed. Diğer karakterleri merak ediyorsanız Reddit'imiz var. Reddit'te hepsinin aslında görselleri var. Gerçi bölüm başı Teodos'u da gösterdik ama sonradan katılanlar için. Bir ünlem Reddit çakarsa hopla. Bir de chat'i ben hype'layım. Şey olsa nasıl olurdu acaba? Neyse. Olur büyük ihtimalle. Tabii önce oraya gidecek oyun. Neyse. Efso şeyler yaşanacak yani benim tahminimce. Evet. Kimleri göreceğiz acaba ya? Kimler? Ben chat için, bilmeyenler için de anlatacağım şeyi. Evet, planınızı şeyinizi alayım. böyle 4-5 saat sonra toplantı olacak. It's okay. Ben Torzlar, Torz yetimler. Geldim. Ordu bir şey olarak. Yok, bir şey kaçırmadım. Moladayız hala değil mi? Hı-hı. Abi DM'i özelden araslayabiliyor muyuz? Tabii ki. Arasladım. Kesin şey yazdı, bunlar toplantıya girince gölgelerimi öldüreceğim. Abi aman ya, bize ikinci bir Alcatil vakası çekmeyin. Evet, ne evet olur. İkinci bir Turgut'u çekmesin ya. Hala moladaysak abi, Turgut'uş geldi. Başında bize yardım etti. Eren'in karakteri kral varisiydi yine. Tam bölüm sonunda çıkardı, Stark diye omuriliğini aldı. Theoden. Eren'in. Yapıyor öyle şeyler. Tabii. Ama ya İlyas delikanlı adam bu arada. Tam Assassin'de ya o Alcatil'de. Yok, o Alcatil o son sahnesi çok iyiydi zaten. Evet, muhteşem sahneydi. Ama yani çocuğu sakat bıraktık. Çocuğu bir bölüm taşıdık ya sırtımızda. Neler denedik be. Toprak yadigarıyla omurga yapmayı denedik de yapamadık. Kuku be. Teyze tabi daha çok çekti ya. Zulüm gördü. Kuku ne amına koyayım ne? Bebek kelimeleri gibi şeyler buluyor sürekli. Kuku, kaka, baba. Ya. Durup dururken kuku dedi herif. Kuku be. Dedim, salak. Çiku be. Çiku be. Çiko çiko. Gucci be. Evet. Herkes hazır mı? Herkes hazır. En gergin yerlere geldik. Kalede en korunaklı yerlerde Altezgaray'ın bu toplantı yapılacak. Talonzul giriş yaptı mı? Onunla konuşmam lazım çünkü. Talonzul atıyla ve iki adamıyla beraber gidiyor. Abi bir şey diyeyim mi? Evet. Onları yaparsak çok uzayacak. Bence... Hı-hı. Theodos'u direkt kabul etmiş olsunlar verdiği rütbeyle. Sen edersen edecekler zaten. Abi. Sen tamam dersen edecekler zaten. Tamam işte, ben kraliçemi ikna etmiş olayım. Hep de direkt gelsin Talonzul'la beraber. Ben okeyim. Çünkü senin evet demenle... 45 dakika hayır, dönecek. Hayır, senin yani. Evet demenle girecekler zaten. Okeysen... Okeyim ben. Tamam. Çünkü senin yetkin aldın. Talonzul okey mi peki yanında girmeme? Kime?
Ben Talonzul'un koruması olarak... Bebeği Talonzul'un adamı olarak sokuyoruz ya. Ha, kısa bir konuşursan Talonzul'la, okey. Konuşmam lazım sana. Ben Teodas'ın koruması olarak gireceğim zaten okay, ama... Okey, kılık değiştireceksin. Hı. Evet. Boyayayım mı saçlarını beyaz? Toplantıya yok, doğru... Ben Müjgan oluyorum. Yap, tamam. Tanzil'in ananesi. ben son olarak gitmeden şey soruyorum. Hı-hı. İdius'a. Gedrin ne taraftan gidecek? Şehre nereden giriş yapacak? Gedrin gri limandan gelecek. Ve onu kraliçenin özel muhafız birliği karşılayacak. Gedrin'le tamam. İşin yok Quintus, saçmalama. Gedrin'in adamları eğer çanı tamam, tahta yani. Arıyorsa geldikten sonra bazı adamları dağılacak tamam. Ve ben de onları takip edeceğim. Gedrin'e kendini göstermem tamam mı? Uzaktan izleyeceğim tabii ki de. Bu gri liman ne tarafta acaba Elius? Abi gri limanın nerede olduğunu anlatıyorum şu anda tam olarak açıklayayım. Tamam. Abi ben o gri liman tarafına gideceğim. Yani uzaklardan geleni gözleyeceğim. Gedrin'i gördüğümde de peşinden ayrılan adamları da takip edeceğim sonra. Tamamdır. Ilius'un koruması kim mi? Abi ben direkt kraliçenin koruması. Ben de Talonzul'un yanına gidiyorum. Abi seni gördüğünde bir şaşırıyor herif. Yanında pandemonyumlu herif ve büyücüsü. Hastiktir ya beni anlasa. Dene. Çok iyi bir zar... Ben buradayım değil mi? Ben evet. Çünkü matchledim bunları. Evet. Okay. Efendim şaşırmışsınızdır ancak... yollarımız kesişti ve sizi burada gördüğüm için ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Burada olmana çok şaşırdım Abby. Ama sana güvenim tam bilirsin. Güveninize layık olabildiysem ne mutlu. Sevgili Usta Ilius deyip böyle hafiften selamladı. Tanıyor Ilius'u. Ben de reverans yapıyorum abi. Ben yavaştan toplantıya geçeceğim. Efendim korumanızı belirlediniz mi? Tabii ki deyip. Herif böyle bir anda dark bir aura saçıyor etrafa. Abi başımla beraber selam verip şey diyorum. Size yakışanın daha insani bir korumayla gitmek olduğunu düşünüyorum efendim. Yani bir tabaksi mi? Aynen öyle. Korumanız ne kadar güçsüz görünürse siz o kadar yüce ve güçlü görünürsünüz. Kendinize olan güveninizi göstermiş olursunuz. 11. Ben de abiye anlaşıp şey diyorum. Bu çok doğru efendim. Yani gelen liderlerin çoğu zaten başlarına bir şey gelmeyecek dedikleri için gayet korumalarla. Size güvenim tam. Beni kapıda bekleyin. Benimle hep gelecek. Ben kraliçenin gardlarına böyle işaret ediyorum. Hı hı. Esportluk etsinler diye. Şey söylesem ya. Geç kaldım. Gidiyor mu şu an? Yolda şu an gidiyorsunuz. Tabii. Ilius nereye gittiği çok önemli. Ilius sizle devam ediyorsa okey. Etrafta dolanıp yeni gelenleri de içeri alacaksa. Yok ben herkesi tek tek alıyorum abi. Tamam geç. Liman liman dolaşıyorum. Geç. Ben o sırada Talonzul'la işte yürürken onu şöyle söyleyeceğim. Ayrıca efendim Gedrin hakkında bir şey söylemem gerek. Nedir abi? Gedrin kollarınızı kesmeye çalıştı. Yani bize suikast düzenlemeyi denedi. Bundan emin misin abi? Evet efendim, bizzat yolladığı adamları öldürdüm ve bir tanesini maskemin içine aldım. Maskemin içine aldıktan sonra adamın anılarına girdim ve bizzat emri Gedrin verdi. Gedrin, Talonzul'un kollarını şimdiden kesmemizin çok iyi olacağı kanısındayım dedi ve bizi öldürtmek için yolladı. Uzaktan şey görüyorsunuz. Teleport circle'ı açılıyor. İri yarı alevler içinde yanan bir adam. Yanında da Gedrin. Efendi Ilius, içeri geçeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Şu taraftan diyorum ve guardlara da işaret ediyorum. Abi geçiyorlar. Onayladı Talonzul seni abi. Okey geçebilirsin yani içeri. Tamam anlattığıma bakışı olumlu mu yani? Olumlu. Şey? Sana güveni tam abi. O tamam. Feanor olayından sonra ne desen inanacak adam. Okey. Abi. Boşuna ölmedin yani. Theodas ve Mugen içeri doğru gidiyor. Quintus gitmiş içeri. Yavaş yavaş toplantı. Benim yüzüm sorunu... yarıya kadar kapalı abi. Tamam. Öyle yani. Ben de Müjgan'ım. O da Müjgan. Talonzul'un yanında gayet dik
ve kendime güvenen bir postürle duruyorum ben de. Hiç... Ben de kendime güvenen bir postürle çok seksi bir şekilde duruyorum Teodos'un yanında. Abi Teodos'un süper seksi gardiyanı gibiyim. Ben herkesin içeriye girdiğine emin olduktan sonra kapıdaki gardlara son kez direktifleri veriyorum ve koca kapıları tek başıma kapatıyorum. Kapanıyor kapılar abi. Kraliçemin yanında yerimi alıyorum. Böyle onun bir büyük bir tronu var. Ona oturmuş. Hemen yanında böyle Vekil Arch tronu gibi bir şey var. Onun yanına oturuyorum. Kraliçe Yeznal'a bir Valkyrie sayılabilir. Bir yarı tane sayılabilir. Çok güçlü bir varlık. Abi baştan söyleyeyim. Yani yamuk yapmamanız gereken tek kişi şu masada. Herkes oturdu. Kuneş'ten Ged'e kadar. Ged ve İdarin. Kuneş ve Gedrin. Herkes Ged o masada. Ged'de mi var? Herkes evet. Herkes o masada. Ve Kalmor için gelenler, göz için değil, Rederik ve Faelin masaya kenardan oturuyorlar. İblis ve bir adamı kenara oturdular. Talonzul ve Hebi. Kenarda Mugen ve Theodas. Kraliçe Yeznala ve bir numaralı adamı İlyos. Yanında böyle sağa sola bakarak duruyor İlyos. Valkyrie. Şeylerden kimler var? Bardin soyundan bir cüce kralı ve yanında bir adam ama çok sessizler. Bardin çok, soyundan çok. Cüce kralının adı ne abi? Bamir. Bu arada bir şey diyeceğim. Bir önceki konseyde Bardin soyunun ne kadar atarlı olduğunu hatırlıyor musunuz? Şu an nasıl susuyorlar? Abi herkes burada. İki tane kapşonlu herif var. Kapatmışlar suratlarını. Herkes orada. Konuşmayı izninizle açıyorum deyip Yeznal'a ortaya böyle büyülü bir bez koyuyor böyle. Bezin havada uçtuğunu bir yavaş yavaş alevle yandığını ve masayı mühürlediğini gördünüz. Herkes gergin. Kuneş'in bile suratı gergin. İlk Gedrin giriyor konuşmaya. İsteklerimle başlayayım. Değil mi? Benim isteğim. Benim isteğim. Çok değil. Yovark'ta bir kule. Onu size verebilirim. Çok zor değil. Sadece karşılığında bir taht istiyorum. Basit bir eşya. Tahtın yerini biliyor musunuz Sayın Kraliçem? Kraliçe İlyos'a dönüyor. İlyos. Abi kraliçe niye bana verdi bu şeyi ya? Şu an çok. Ay sende. Tamamen sende abi. Evet tamamen ya da hayır. Bende. Efendim böyle bir tahtla ilgili bazı bilgiler kulağımıza çalındı. Ancak kesin olarak yerini bilmiyoruz. Deyip Gedrin'in gözünün içine bakıyorum. Gedrin bakıyor böyle. Seni sevdim. İlyos. Böyle tanıdığını belli etmemeye çalışıyor İlyos'u. Kuneş dönüyor. İsteklerimiz doğrultusunda Verga'nın yeni bir kralı olacak Gedrin. Sakin ol. Bunun kabul edilmesini istiyorum. Hayır. Verga'nın yeni kralı Gedrin olmayacak. Çünkü varis hayatta. Ne falan böyle sesler duyuldu. Nasıl yani? Varis hayatta. Kim diyor bunu? Ged. Herkesin önüne bir illüzyondan şey açtı böyle. Uzayın derinliklerini gösteriyor ve Kalbedur'u yavaşça çekti oradan. O yaşıyor ve... Sen bununla alakalı hiçbir şey yapamayacaksın Gedrin. Dediği anda Talonzul'un yanındaki adamın... Bana emredin onları öldürüyüm efendim. Tıpkı o elf pisliği gibi. İçeride ben vardım ama. Abi Talonzul'un yanında Hebi var yani. Ha özür dilerim. Bek. Dışarıda dedi onu. Bana dedi. Özür. Hebi varsa tamamen değiştiriyorum. Hebi var abi. Yanında. Rol vermiyorum herife. Evet Hebi, Mugen, Theodas sizde rol. Ben sessizimi korumayım abi. İyi ki değiştirmişsiniz orada. Abi okey. Eşyalar ortaya dökülüyor. Herkes bir eşya mı koyuyor? Evet. Ben... Nasıl?
Ben bu konseyi tam anlayamadım ya. Yani abi ne Kurtlar Vadisi'ndeki gibi birisi çakı çıkarıp koydu. Herkes bir şeyini koyuyor. Ben de abi ruh yadigarı kondu. Kim kondu? Ne? Anzahar artık yok kızının. Ananı satayım. Bir saniye. Kim koydu ruh yadigarına? Oğlum geçin. Talamuzul döndü ve ben ruh yadigarına karşılık çanı öneriyorum. Gezin döndü. Kabul edildi. Uzattı ruh yadigarını. Talonzul aldı. Ruh yadigarı korumamda. Çıktığımızda alırsın Gedrin. Hayır, şimdi olacak. Böyle baktı. Yeznala'ya döndü. Yeznala kafasını salladı güvendiği için Talonzul'a. Evet. Bir şey öne sürecek ya da toprak isteyecek var mı? Devam edeceğim yoksa. Torz. Yetimler Lordu olarak. Yetimlerin başı olan bir yetim olarak. Ve şu bahsettiğiniz tahtın ve hepinizin kralı olarak deyip açıyorum kapşonu. Kaskı koyuyorum Gedrin'in adamlarından. Silvergan kılıcını koyuyorum. Elinizdeki her şeyi istiyorum. Abi Kuneş döndü. Ama Teodas. İşte. Herkes şokta. Talonzul döndü Hebi'ye. Onu öldür Hebi. Onu şu an öldür. Yeznala ayağa kalktı, durun diye. Hebi İlyus tepki. Böyle bir konsey mi burası? Abi ben kılıcımla ayağa kalkıyorum direkt. Ben Gedrin'e böyle el sallıyorum biraz. Abi şimdi öyle mi? Herkes yerine otursun diyorum abi ve kılıcımı Kuneş'e doğrultuyorum. Otur yerine diyorum. Oho. Burası konsey. Abi, Kuneş tam bir manyak. Güzel güzel. Hadi. Karmaşa bana, kılıcım havada abi şöyle Kuneş'in suratına. Bana bunu bir kere daha söyle. Otur yerine, konsey kurallarını ihlal etme. Abi adam yavaşça uzandı ve çat diye kılıcını ısırıp parçaladı. Sana doğru bir yumruk savurdu. Sağdan atıyorum zarını. Ay kombat geliyor. Abi Kuneş'i göstersene be. Gösteriyorum. Abi taklalar atarak duvarı çarpıp o sütunları kırarak arka arkaya çat 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 Kuneş devirdi. Gedrin döndü Kuneş'e. Gerisini bana bırak. Sen mi? Aa! Abi Kuneş bu. Evet. Kuneş'i bir göreyim. Abi Gedrin maskesinin altına dokunarak göğsünden böyle o şalının altından siyah mühürler atmaya başladı İlyus'un. Bir dex save atıyorum, sonra da İlyus'un hamlesini alacağım. Ya burada kombat yoktu hani. Dur. Yok normalde. İlyus'la kombata girdiler. Yeznala bağırıyor bu arada. Durun falan diye İlyus'a bırakıyorum ben. Evet. Şu İlyus. An save'ledi mi abi? Ne oldu? Bildiğin sağdan soldan kaçarak yere yatarak son anda kaçtım bu rünlerden. Kaçtım. Evet. Kılıcımı ısırdı, parçaladı değil mi? Evet. Şu an başka bir kılıç. Bıçağın var. Belinde bıçağın var. Abi bıçağımı çekiyorum, hı-hı, yavaşça doğruluyorum ve yerden güç alarak adeta bir yay gibi adamın göğsüne doğru fırlıyorum bıçağımla. Abi adamın göğsüne doğru fırladın, bir anda kan yadigarının böyle seni durdurmaya çalıştığını gördün. Fakat kan yadigarı durduramadı seni. Taklalar atarak düştün, sıyrıldı yanından. Tek bildiğin şu, daha sert bir hamle yapsaydın kan yadigarı seni durduramayacaktı. Gedrin sana doğru dönerek sırtına elini basacak. Burada şey yapabilir miyim ben? Kan yadigarı nedir bu arada? Bir kan insanın yadigar kanıyla onu kontrol edebilen bir eşya. Kanını bükebiliyor. Ha kimde var o? Gedrin'de. Gedrin'de. Gedrin'de ha, çok okay şey var abi. Okey tamam. Şu an dex'im 32 hala. Evet. Ben bu tam sen Gedrin şeye el basarken. Şu an yerde miyim abi? Şu evet an yerde. Evet. Abi hediye kaldırıp elimi böyle yapıyorum. O ne? Dur diyorum. Böyle bir geri adım atıyorum ama gözüm evet şeyde. Hebi reaksiyon kullanacağım yani duruma. Leydin burası böyle bir konsey mi? Durun diye bağırıyor kadın diyor abi. Abi Leydin'in boğazında bir tane mızrak. Ne oluyor? Durduruyor Leydin'i. Durması manasında. İblis. Burada nasıl artık yani
kurallara ayıracak zaman kalmadı. Doğru zaman ve doğru hamle deyip öyle mi? İblis fırlatıyor mızrağı. Kuneş'in tam omzuna şşş diye saplanıyor abi mızrak. Kuneş dönüyor. İlyus'la tur. Abi ben şu an yerdeyim değil mi? Evet. Ve Gedrim beni sikmek üzere doğruysa. Evet. Müzik ayarlıyorum. Ayarlıyorum, veriyorum. Peki yerden kalkmak için tabii bir dex atman falan gerekecek. Evet. Giriyor muyuz? Yediği geçeceksin. Gireceğiz abi, gireceğiz. Yüzüstü evet. Yatıyorum değil mi şu an? İlyus emre, yani İlyus'a bakıyorsunuz, İlyus'un gözünün içine. İlyus yerden kalkacak. Fakat kalkamıyor. Gedrin yavaşça üzerine doğru geliyor. Okey abi, heavy reaksiyonumu kullanacağım. Kalkıyorum abi. Direkt hiçbir şey yapmıyorum. Hangi kolunda bunu? Abi sol kolunda. Heavy reaksiyonumu kullandın mı? Kullandın. Al onu. Abi etraftaki her şeyi yavaş görüyorum ve gözlerim tek çizgi halinde. Böyle fırlıyorum ve Gedrin'in kan yadigarı olan kolunu eklemden şu şekilde pençemi sokarak koparacağım yerinden şöyle. Bunu deneyeceğim. Abi masken koştun takılı. Koştun diğer elinle sokacaksın pençelerini. Gedrin o sırada Ring of Winter'ı tuttu sana doğru. Elinin buz gibi böyle buz parçasına dönüştüğünü gördün. Abi Gedrin iki eliyle yukarıdan vurup çat normal kolunu parçaladı. Buz parçaları halinde yere düştü kolun. Evet. İlyus. Hepinin kolu mu? Evet. İlyus'a İlyus tur oynayacak, Gedrin oynayacak eğer müdahale etmezseniz. Ve etmek çok iyi bir fikir mi bilmiyorum. Şimdi bir saniye abi. Ben olayı anladım. Şu an... yani... Red Wedding mi oluyor şu anda? Ne oluyor? Kim kime dövüyor? Biz müdahale etmiyoruz abi. Get senden. Ortalık karıştı abi. Biz oturuyoruz abi sadece. Şu an. Bırak dövüşsünler. Abi böyle kendimi ellerimle yere bastırarak fırlatıyorum ve Gedrin'in taşaklarına tekme atarak kalkıyorum. Abi Gedrin'e vuruyorsun. Bacağına böyle sert bir tekmeyle vurdun. Diz kapağı içeri doğru kırıldı. Beklemiyordu bu hamleyi. Çok iyi be. Yukarı doğru kalktın. Hazırlıksız şu an. Gedrin acılar içinde bağırıyor. Büyü kullanmadı sana fakat abi eliyle tuttu, inanılmaz odaklandı. Belki de gücünün üçte birini harcayıp Finger of Death 7 ve üzerine ölecek İlyus. Atıyorum zarını. Hazır mısın İlyus? At abi. Ben tekrar şey kullanabilirim. Hayır. Bu arada kullanamıyorum. At. Ben 7 ve üzerine ölecek arkadaşlar. Hamle yapabilir miyim? Oğlum eğer sen orada değilsin ki. Ses duyuyorsam. Oğlum Gedrim direkt teleportla geldi. Ben burada kaldım kapıda şu an yani. Düşünün. Abi. Finger of Death diye böyle binlerce parçaya böldü İlyus'u. Havada paramparça olan İlyus. Kuneş'in gözleri büyüdü. Ve Gedrin döndü. Doğru zaman. Doğru hamle değil mi? Kraliçe. Bir dakika. Bir şey yapabilir miyim? Şu an... Genel. Kraliçe döndü, vereceğim bugün hamleyi. Kraliçe döndü. Neden? Neden Gedrin? İlyus. Abi tam bu sırada. Ama. Burası şey bir toplantı odası ya, böyle bir kubbe var. Yukarıyı görüyorsunuz. Zaten bulunduğumuz yer bir suyun altında bir kubbe. Oradan böyle suyun arasından gelen güneş ışınları arasından yukarıda elinde daha önce parçalanmış kılıcıyla döne döne gelen İlyus'u görüyorsunuz. Doğru zaman, doğru hamle diye bağırarak böyle... 7 ve üstü. Kolunu alacağım Gedrin'in. Abi. Gedrin boynuna hamle yapıyor ama koluna gelsin madem. Abi. Şşş diye yukarıdan dönerek iniyor. İllüzyonların arka arkaya vurduğunu görüyorsunuz. 1, 2, 3 dönerek bir sürü illüzyon aynı yere. O kesilmeyen Ring of Winter'la güçlendirilmiş eski dreçlerin kanından kol. Tak 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 tak. 50-60 kılıç darbesiyle kopup yere düşüyor. Gedrin etrafına bakıyor. Niye mara? Tıs diye bir anda abi bir buluta dönüşerek yok oldu. Güzel. Kol orada mı? Evet. Al o yadigar. Süper çocuğu. Ne yadigarı vardı bunda? Hey! Kuneş döndü. Abi elimi hızlıca gidip kan yadigarını direkt çekiyorum abi. Direkt abi çekim. Ben ayağımla hepinin eline basacağım. Yetiyorsa Dex'in basayım abi. Atıyorum. Demir kolumla almayı strength. Deniyorum bu arada. Strength. Abi 19 attı ya zaten. Az siktir be. Tuttu ayağını eline eziyor. Abi ellerimi birleştiriyorum. Lurea diyorum. Puf! Kapkaranlık oldu her yer. Sadece Hebi ve İlyus görebiliyor. Abi sesimi enchantlayarak bağırıyorum.
Herkes yerine otursun. Reddedecek varsa hemen. Biz hiç kalkmadık bile ya zaten. Abi. Kuyuntuz tamam, içeri girmek istiyorsan girebilirsin, duyuyorsun. Elimi. Eğer herkes yerine otursunu duyduysam içeri girmiyorum ama ethereal plane'e geçiyorum. Okey, izliyorsun ethereal'den. Güzel. Elimi çekiyorum. Ayağını kaldırdı mı? İlyus elimi çekince. Ayağının altında hala. Evet. Ayağım böyle şu an. Ya elim böyle şu an. Evet, tamam. Elin şu an Bugs Bunny filmlerindeki bir şey oldu. İpinci oldu abi senin. Yani alıyorum şeyin elini. Belli ki. Gedrin'in elini demir alıyorum ben kolunu. Gidiyorum, kraliçeme takdim ediyorum. Teşekkür ederim Elius. Senden şüphe etmemeliydim deyip kolu alıyor. Ondan sonra Hebi abi omzundan tutuyorum. Küçük bir çocuk gibi yerine oturtuyorum. Kuneş şokta. Şeyi dispelliyorum. Karanlık küresini dispelliyorum. Kuneş şokta. Konuşmalarken regeneration'ımı kullanacağım Alp ben. Sakin bir şekilde tıp 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 yürüyorum abi. Ben yürürken arkamdaki illüzyonlar çak şak 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 içime giriyor yavaş yavaş. Ve kraliçemin yanına oturuyorum. Şunu görüyorsunuz. Hebi'nin kolu böyle o yaratıktan aldığı büyüden dolayı sıçık diye bir anda tekrar çıkıyor. Ve sağlam eskisi gibi. Talonzul döndü. Kraliçem yaptı bunu herhalde. Yok abi, ben kendim yaptım. Öyle mi? Evet. Bir Volkren'in önünde bunları yapmak büyük saygısızlık. Gedrin bir daha konseye katılamayacak. Ya da Vergan tahtına hak iddia edemeyecek deyip ayağa kalktı. Kuneş döndü. Çalışır. Hayır. O kral olacak. Sen kimsin? Soytarı değil deyip seni gösterdi. Aa, tamam. Aa, sen kimsin lan? Sen Get. Kimsin? İnanmış. Oo, şerefsizler. Dur sakin. Get. Artık bu genasinin hizmet süresi doldu. Kuneş'e bakıyor. Bu seferlik seni affediyorum Kuneş, eski dostluğumuzun hatırına deyip elini Kuneş'e doğru götürüyor. Banishment. yeter artık. Kuneş Kalmor. Kalmor'a gönderdi. Kraliçem izin verir misiniz? Vergan temsilcisi olarak bir şeyler söylemek isterim. Tabii ki. Wow. Muhteşem. Öncelikle bu güzel konsey için sizlere teşekkür ederim. Özellikle tahtıma göz dikmiş Gedrin'i çağırarak ve annemin katiliyle aynı masada oturmak benim için güzel bir his. Theodas, laflarına dikkat et. Buraya kimin çağrılıp çağrılmayacağı seni hiç ilgilendirmez. Tamam. Birkaç söz söylemek isterim. Vergan tahtı benimdir. Lakin sizlerden de icazet almak benim için onurdur. Buradan çıktığımda tek yapacağım şey tahtıma geçmek olacak. Göz! 7 gösteriyorum. Ve onun askerleri benim yanımdadır. Altezgaray'a her zaman saygımız vardır, asla saygısızlık etmeyeceğiz. Fakat karşınızda duran Talonzul bir amacı var. Pandemonyum'un kapıları açmak. Şeye bakarak seninle. Pandemonyum'un kapılarını açmak istiyorlar. Neden açmak istediklerini size de bize de bu konseyde izah etmelerini isterim. Sizi dinliyoruz Talonzul. Pandemonyum'un kapıları açılacak. Diyarı bütün dertlerinden, hastalığından kurtarmak için izin verin, adamım içeri girsin. Diyor, kraliçe kafasını sallıyor. Adam içeri girip tanımıyor hiçbiri. Hebi Mugen belki tanıyordur. Nasir. Yüzü dökülen Nasir'i masaya atıyorlar. Aa. İyileşmeyecek bir adam. Hastalığından dolayı. Pandemonyum'un kapıları açıldığında sonsuz bir şifa bulacak Kalbedur. İzleyin. Abi Nasir'in gövdesine bir bıçak saplayıp bacaklarına doğru çekip karnını yarıyor. İçinde taşlaşmış organlarının adeta kömür gibi taşlaştığını görüyorsunuz. Ölümün kaçınılmazlığı karşısında Nasir bağırıyor. Karşısında yapılabilecek tek şey Pandemonyum'un kapılarını açıp sonsuz şifa dilenmek. Boynuzu Tanrı'dan. Yoksa bu hastalık hepinize bulaşacak. Şşş diye yardı abi. Kanın
sıçradığını gördünüz. Etrafa doğru. Atıyorum kimlere geldi. Atıyorum. Herkes abi için. Abi ben şey yapıyorum. Ben reaksiyon kullanacağım. Yerimden fırlıyorum. Hı-hı. Ve pelerinimle lady'mi koruyorum, böyle kapatıyorum. Abi atıyorum 12 ve üzeri. Kolay. Ben wind dodge kullandım. Kapattı. Bir anda Yeznala'yı korudu İlyos. Wind dodge Theodas için atıyorum. Tamam. Theodas bonus action kullanarak, kendi skillini kullanarak bu zehirden kaçıyor. Mugen. Ben artı full dodger. Artı 6 ile atacak Mugen. Kaçıyorsun Hebi. Crit fail atmazsan. Direkt okay. Save ile ben de kaçtın. Kaçacağım. İblis. İblis öldü. Abi iblisin yüzüne sıçradı böyle. Olur. Oydo. Abi iblisin şunu yaptığını görüyorsunuz. Demek öyle. Tekrar döneceğim. Deyip abi suratının önünü bıçakla kesti abi böyle değen yeri. Oo. Ve deriyi yere attı. Bildiğin adamın yüzünün önü kesik. Talonzul bu arada kaçmaya çalışacak. Abi Talonzul'un Hebi'ye şunu dediğini duyuyorsunuz o pandemonyumlu herifle beraber. Beni buradan çıkarın. Büyük Vergan. Her neyse deyip koşmaya çalıştı, takla attı düştü. Konsey daha sona ermedi diye biliyorum. Kapılar kilitli zaten, çıkamaz ki. Peki. Ama çıkamaması lazım. Kraliçem şimdi, size birkaç bir şey söylemek. Heh. Bu herif assassinate etmeye çalıştı yani insanları. Kanıtlamaya çalıştı öldürdüğünü şeyin. Ya koronalamaya çalıştı konsey bu arada bildiğin. O zaman suç işledi bu herif. Evet. Talenzul yaptı bunu değil mi şu an yerde? Evet. Abi, ben öldüremem, seni öldürmen lazım. Tahttan direkt fırlıyorum. Abi çok sağlam bir adamla VS atacaksın bunu yaparsan, onu söyleyeyim yani. Demon. Yok, yere yapıştırmaya çalışacağım, öldürmeye çalışmayacağım. Tamam, okey. Fırlıyorum abi ve elleriyle ayaklarını böyle yere kilitlemeye çalışıyorum. Abi ellerinden ayaklarından tuttun Talonzul'u. İstersen beni şu an öldür. Umurumda değil. Başka bir vücutta can bulacağım. Buna ben karar vermeyeceğim. Kraliçem karar verecek deyip şakıllamaya çalışıyorum adamı. Abi adam hiçbir şekilde kıpırdayamıyor. Biz bu arada şeyi biliyor muyduk? Paketledim Talonzul'u? O zaman abi ben adamı. Paketliyorum evet. Şu an Talonzul'u. Omurgasındaki olayı biliyor muyuz biz Talonzul'u? Kimse bilmiyor. Kimse mi bilmiyor? Abi tuttun herifi. Vücudunu tuttun. Sıkıştığı için kraliçe öldürmeni emretti. Ve Ged bağırdı. İlyos dur. Bir büyücü. Bir kuzgun büyücüsü. Şey ya kraliçeyi dinleyeceksin ve öldüreceksin. Ya da tanımadığın bir adam sana dur dedi sadece. Şu an cover'ımı blowlamak istemiyorum. Hala kraliçenin gözünde kalmam lazım. Abi kılıcımı böyle alıyorum. Keskin tarafını çevirip kesiyorum boğazını. Oo. Durduracak bir hamle yapacak var mı? Ne yapacağım abi ben? Ben bilmiyorum ki ne yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Tam boğazını keserken maskeyle hızlıca gidip Talonzul'u maskenin içine çekeceğim. Başka bir bedene girmemesi için. Abi zaten olayı anlatayım. Tasvir edeyim zaten. İlyos canını almayı denerken bir anda gözlerinin ferini gittiğini ve Talonzul'un sesinin değiştiğini gördü. Benim mi gözümün feri gidiyor? Hayır. Yerdeki adamın bir attın, öldüremedin herifi. Crit fail. Fakat bu inanılmaz işe yaradı. Herifin sesi değişti. Bir şeyin farkına vardın. Durun efendim. Durun. Bu bedende uzun zamandır hapis bir şekilde. Gel falan böyle. Ben böyle boka dokunmuş gibi adam ittirip böyle elimi falan üstüme siliyorum böyle. Alp, burada bir şey denemek istiyorum. Hı-hı. Çok zor bir zar isteyebilirsin. Tabii. Yüksek ihtimalle bu şeyin ruhu, Talonzul'un ruhu çıktı ya oradan. Evet. Ben hızlı bir şekilde maskenin içine almaya çalışacağım o ruhu. Kapıda pandemonyumlu herif var. Abi deneyeceğim. Okey. Kapıdan çıkıyorsun. Maskeyi havaya doğru tuttun. Çektin maskeye bir şeyleri. Bir zar daha. Aa, pandemonyumlu herif sana böyle omuz atarak yıktı seni. Alp, Ethereal Plane'deyim. Evet. Ethereal Plane'deyim. Hançer, pandemi herife çat. Atıyorum. Kuptagra olma ihtimali var mı? İmkansız. Deri. Ejder derisi var herifte. Bıçağı soktun abi. Herif sana döndü. Quintus'a döndü. Yeşil kılıcını çekti. Seni yere yıktı. Kalkabilirsin tekrar. Tamam, hemen kalkıyorum.
tık 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 diye geri atıyorum adımlarımı. Maskenin içine bir şey aldım ben değil mi? Bir şey çektin, bir ruh çektin. Ama... Duyu kontrol edeceğim abi, takacağım hemen. Abi taktın maskeyi, şunu görüyorsun. Abi. Hebi. Asiktir kardeşim. Ne? Buradayım. What? Beni nasıl ya? Beni uzun nasıl zamandır ya? Hapsetti ve kullandı. Hebi buradayım. Kardeşim. Beni bırak. Beni bir bedenin içine bırak Hebi. Beni bir bedenin içine bırak. Çok nasıl vaktim ya? Yok. Çok hayır vaktim ya. Yok Hebi. Beni bir bedenin içine bırak. Bu Talanzul bence. Bence. Abi. Burada olacaktı abi. Tanzi lazımdı şimdi. Abi hemen yanında var gardiyanlar falan. Random plebler var. Hayır abi, maskeyi çıkarıyorum. Benim inandığım şey Neko'nun öldü. Maskeyi çıkarıyorum. Ve yerine geri koyuyorum ama gözümden yaşlar akıyor. Hiç ses çıkarmıyorum. Gözlerimin hafif böyle sarıdan yeşile doğru döndüğünü fark ediyor insanlar. Hı hı. Ve tüylerim kabarıyor böyle. Dikeliyor. Diye. Yani gördüğüm şeyden dolayı çok etkilendim ve psikolojikman şu an durumum hiç iyi değil. Böyle titriyorum falan. Transmutation veriyorum o zaman ya, üzgün. Evet yani titriyorum bildim böyle. Abi 7 ve üzeri wisdom saving'i geçemezsen, o kolaydı zarında, geçemedin. Ilyus şunu fark ediyor. Sezgileri Mugen'in ve Theodas'ın da aynı zamanda. Birazdan burada kıyamet çıkacak. Hebi Velen'den çıldıracak. Şu an durdurmazsanız her şey çok kötüye gidecek. Vücudu değişmeye, yavaş yavaş irileşmeye ve yeşermeye başladı abi. Abi bir şey dedi. Ilyus sıra şu. Şu an kapı açık değil mi? Evet. Ilyus, Mugen, Theodas, Quintus. Dex'e tamam. Göre hızlıca. Bir de abi bir şu an... Şu an... Inspiration'ımı kullanacağım. Çok özür dilerim. Inspiration'ımı kullanacağım. Geçen haftadan vardı. Senin güzel yok. Sadece Eren'in var diye konuştuk oyundan önce. Harbi mi? Eren. Peki wisdom save atabilir miyim tekrardan sonradan? Birkaç tur sonra. Tabii canım. Okey. Evet Ilyus. Abi Ilyus doğru zaman olduğunu düşünüp orayı terk ediyor. Şu an isyan vakti. Oo. Tam Ilyus'luk hareket ya. Theodas, Mugen. Abi direkt arkamı dönüyorum. Böyle arkamda cübben böyle flap flap yapa yapa tak 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 emin adımlarla terk ediyorum orayı. Of. Theodas, Mugen. Benim istediğim oldu. Vergan'ın hakkı sizde artık, Theodas'ta. Kraliçe Valkyrie verdi sana hakkı. Ged gidelim. Ne? Gitmeden önce kraliçeye bir şey söyleyeceğim. Ged'e söylüyorum. Gidelim buradan diye, hep birlikte çıkarsın bizi buradan diye. Hebi'yi bırakacak mıyız? Hayır hayır, onu da alacağız işte. Ha. Theodas. Bir şey açsın. O çok, Hebi çıktı bile, kafayı yedi. Hebi kudurdu. İlyus'un önünden gitti. Hebi şehrin ağzına sıçacak. Hebi önünde abi. Aynen. Ged sana şunu söylüyor. Theodas. Hakkın olanı alacaksın. Ve bir an önce Vergan'a git. Sarayda hakkın olanı geri al. Ve taht, sana... Ged taht. Sana tahtı taht. Bizzat ellerimle getireceğim. Tamam. Bir portal açtı abi. Gidebilirsin, kalabilirsin. Hayır, hayır. Siktir ya. Sözünü şey unutmayın. Theodas, git. Ben Hebi'yi bulacağım. Abi... Sözünü unutma. Şey yapıyorum bu arada, şey yapıyorum bu arada. Talonzul'un... alıyorum Talonzul'u. Kaldırıyorum, Theodas'a veriyorum. Al onu. Bir vekil harça ihtiyacın olacak. Abi aldım. Şeye dönüyorum. Kraliçeye. Lady'm. Siz ve bizim gibi, Vergan gibi... Altez'in çocuklarısınız. Garay'ın şeytanına boyun eğmeyeceksiniz. Senin için gelecekler Theodas. Bulabildiği bütün güçle... Senin için gelecekler. Bunu sadece unutma. Benim değil kraliçem. Zamanı geldiğinde bir kraliçe olarak yanımda durmanızı isterim deyip geri geri hop çıktım abi. Aldın değil mi? Talon aldı aldı bedeni. aldı. Tamam. Ilyus yavaş yavaş yürürken yanına sağdan soldan tabaksiler geliyor. Efendim haber verildi. Efendim gemileri limanlara doğru çıkacaklar. Önlerine gelen herkesi öldürecekler. Tabaksilerin sokağa döküldüğünü, böyle 5000 6000 tabaksinin önüne gelen herkese saldırdığını ve bağımsızlıklarını ilan ettiklerini görüyorsunuz. Bu Pagret'tekinin 10-15 katı bir sahne. Evet Ilyus ve Hebe. En önde de ben varım ve yardırarak şu anda hazırladığımız gemilere doğru gidiyoruz. Su altından. Ben wisdom save istiyorum burada. Istiyorum. Atıyorum. 7'yi geçen geliyor. Ben gelirse rolümü yapacağım. Biz ne yapıyoruz? Quintus'u aldım. Quintus'u aldım ben abi. Hebe'yi aramak için koşuyorum. O karışıklıkta Hebe'yi arıyoruz biz. Tamam. Abi
Hebi rastgele önüne kim gelirse parçalayıp devam ediyor. Bize de dalacak. Parçalayıp devam ediyor ve en son önünde o adam Ilius. Hebi ile karşı karşıya, uzaktan da Mugen'le Quintus geliyor. Ilius, tek bir cümle hakkın var. Wisdom save gittikçe yükseliyor. Şu an 14-15 geçmesi gerekecek. Ve RP'ye göre. Hebi'yi durdurmak için bir şey mi demem lazım? Bir şey söylerse aşağıya çekecek mi? Evet, çekeceğim. Okey. Demezse hiçbir şey söylemiyorum. Kılıcımı çekiyorum ve sağ kolum olan tabaksiye dönüp diyorum ki siz gemilere gidin. Burası bende. Haydi. Peki efendim. Gecikmeyin. Deyip abi sokaklar böyle tabaksi kanyo, millet bağırıyor. Ve Mugen Quintus arkasında Hebi, çıldırmış kocaman bir vücut. Pençeler çıkmış, gözler, saçlar havada. Evet. Hebi, hamle. Abi karşımda şu an bir tek Ilios mu var? Evet. Solunda da Mugen'le okay. Quintus. Abi grappling hook kullanmadan zaten tamam. Dex'im şu an hayvani olduğu 35. için. 35 ne diyorsun sen? Oha. Abi bir anda Ilios'un arkasında belirip demir kolumu of. Omurgadan sokup yukarı kaldıracağım böyle Ilios'u. Atıyorum abi. Bunu deneyeceğim çünkü şu an çıldırmışım. Abi Ilios'un arkasına tşşş diye sokuyorsun elini. Bir anda puf diye böyle parçalara bölünüyor yine. Böyle şu ses çıkıyor bana. Ha? Ses böyle. Arkanda. Abi bütün sokaklardan böyle 15-20 tane Ilius'un bulunduğumuz meydana doğru yürüdüğünü görüyorsun abi. Hepimiz geliyoruz. Ve bir tanesi şey diyor. Ben bu tabaksileri özgür kılmak için çok savaş verdim. Fakat unutma ki öldüreceğim ilk tabaksi olmayacaksın deyip abi 15'i birden kılıçlarını çekip saldırıyorlar. Abi ben de karşılık olarak Whirlwind'imi kullanacağım. Şu halimle Whirlwind'im nasıl olacak? Onu atıyorum abi. Ellerini açıp dönüyor abi. Ha böyle hafif bir fırtına diye böyle güçsüz olan kopyaların parçalandığını ve gerçek güçlü Ilius'un ortada kılıcıyla beklediğini görüyorsun. Mugen Theodas, şey Mugen Quintus hamle. Mugen, onu hareketsiz tutabilir misin? Denerim. Bunu dene, başarırsan olur. 35 dex'i var arkadaşlar, söyleyeyim. Abi bence yani evet. Tutarsınız ama bilmiyorum. STR'si yok diye onu sordum. Etrafta binalar var mı? Bir sonraki hamlem için var. Soruyorum. Var. Ve 5-6 metre uzaktan da olsan wall attack yapabileceksin. Okey. Yani abi şöyle yapacağım. ambush ile Hebi'nin sırtına atlayacağım. Öldürürsün denk gelirse. Hayır, işte öldürmeyeceğim. Yani vital bir yerinden saklamamak için. Tamam. Ambush ile kılıçlarımı kullanmadan atlayacağım. Boğazına abi yapışacağım. Sürekli olarak kulağına bir şeyler fısıldayacağım. Kendine gel, kendine atladın gel. Atladın ambush ile omzuna soktun kılıcı, tuttun. Tamam mı? Tuttu mu? Hebi. Quintus, özür dilerim. Ben de mi? Evet, sonra Hebi reaksiyon vereceğim. Abi koşuyorum Hebi'ye. Hebi'ye doğru koşuyorum. Tuttum, Eternal'a atacağım onu. Direkt Eternal'a da atacağım. Abi 13'ü geçmen gerekecek. O kafayı yedireceğim. 13'ü geçmen gerekecek. Tuttun. Hebi reaksiyon. Tuttu suratını. Atamadı. Ağzından suratında suratında eli var. İki hamlelik oynayabileceksin. An senin için yavaşladı. Dex'inden dolayı. İki hamlelik oynayabileceksin. El suratıma doğru geliyor mu? Tuttu suratını, atamadı yeter hala. O zaman önce Wisdom Save için kullanacağım bunu. Eğer Wisdom Save gelmezse o kolağa elveda diyeceksin. 15'i geçmen gerekecek. 14. Benden de artık sürekli bir şeyler diyorum. Ama kulağıma fısıldamasından dolayı sakinleşir. Yok abi 15'i geçmen gerekecek dedim önceden. Ha sikiyim abi, ya. O zaman bundan sonraki tur Yunan 13. Şöyle şey yaptım ya. Slowladı zaman. Bu kolunu uzattı ve eklem yeri böyle açıkta. Evet. Çok sakin bir şekilde. Abi direkt eklemine böyle yukarıdan şu şekilde pençem, bildiğin kesip atacağım buradan. Eklem. Abi 6 ve üzeri. Üzgünüm Tolga. Yok karakterin önü. Bu senin karakterin de ikinci kolunu kesişim ama. Ilius'un önüne düştüğünü görüyorsunuz. Ilius da tur. Sonra tekrar Hebe oynayacak. Bu reaksiyonuydu. Abi ben yerdeki kola tekme atıyorum, suratına fırlatıyorum. Wow! İşte direkt suratına hamle yapıyorum. Ben öldürmeye gidiyorum yani şu an. Abi atıyorum. 2 zar atacağım. Geçti biri. Ah! Suratına çarptı abi. Suratına girdi böyle o el. Pençeli, tırnaklı el Quintus'un. Kara tırnakları battı böyle suratına. Ve koşarak arkadan kılıcı doğrulttun. Sik diye yana çekildi abi bir anda.
Hamle sırası Ebi'de. Şöyle oldu değil mi? Bak anime sanki. Şöyle yan yanından geçiyor İlyus. Önümde şu an kim var? İlyus, Mugen sırtında, Quintus önünde. Abi Quintus'u tutup şeye doğru fırlatacağım bir tane, binaya doğru fırlatacağım önümden. Tamam. Şu an yapacağı en sakin hamle bu abi. Yine şamar oğlan olduk. Quintus'u fırlatmayı denedin. Geriye doğru taklalar atarak kaçtı abi Quintus. Mugen. Abi ben tekrardan kendine gel artık kendine gel falan diyorum. 13'ü ve... geçmen gerekecek. Atıyorum zaten. Persuasion artı 2'm var onu veriyorum. 13 attı ya, geçmen gerekecek diyorum, 13 attı abi. Ama Persuasion artı 2'm var. Abi direkt tek zarı söyledim yani direkt. Tamam. Kimde sıra? Geçeceğiz hissediyorum. Hayır hayır, Mugen sen hamlesini de, yapabilir. Sen de abi aslında Quintus'ta. Mugen fısıldamadı mı? Şeyi Quintus'u ben fırlattım ya belki siz... İlyus. Bende mi yine? Evet. Abi şu anda arkamda ya. Evet. Geriye doğru takla atıp kılıçla böyle boynundan içeri kılıcı sokmaya çalışıyorum. Abi. Şşş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 
gibi çakıyor Hebi'yi. Hebi'nin çırpındığını görüyorsunuz. Bir balık gibi böyle. Mugen. Yani öldürüyor Hebi'yi. Bir dakika dur dur. Nasıl öldürüyor anlamadım. Ilius Hebi'yi öldürüyor şu an. Okey, o zaman şu tarz yapacağız. Ben abi direkt bunu gördüğüm an elimi bag of holding atıyorum. Kum saatiyle bir dakika geri alıyorum ve o zara tekrar şey yapıyorum. 13'lük persuasion zarını tekrar atacağız. Okey. Kılıç girmeden önceki evet, şey değil evet, mi? Evet, evet, evet. O ana geri diye böyle bir anda şey oldu. Kum saatinin hafif çatladığını gördün. Çıtır 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 böyle. Ve geçemedi. Yürüyüz tekrardan yapacaksın aynı hamleyi. Atıyorum. Ben mi yapacağım aynı hamleyi? Abi zıpladın. Çık diye Hebi kaydı yandan. Geçemedin böyle. Sırtına omurgasına sokacaktın. Kılıçlar? Yere saplandı kılıcın Hebi. Abi. Hazırlıyorum. Wisdom save atacağım evet. Önce attım. Her tür bir wisdom save atalım. Geçtim mi? Abi yavaş yavaş vücudunun küçüldüğünü ve sakinleştiğini gördün ama Elios hala canını alabilir önünde. Küçülmesi işime gelir. Bildiğin... Ben sakinleştim, tur geçti benden. Evet, Elios. Gördün sakinleştiğini. Abi kılıcım yere saplandı değil mi? Evet. Sakinleştiğini gördün mü? Hı hı. Fark ediyorum yani bunu evet. Açık bir şekilde. Abi böyle kemerimden iki elime de üçer tane hançer çıkarıyorum. Oynamaya devam etmek istiyor musun kedicik? Cevap verebiliyor mu? Biliyorum böyle sakin bir şekilde. Buraya nasıl geldim bilmiyorum. Ne oynamasından bahsediyorsun? Abi bilmiyorum çok ben. Önemli bir zar atıyorum İlyus. O kadar önemli ki bu. 13'ü. Geç. Hayır, 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 hayır. Ne lan? Abi çok kötü. Ne oldu ya? Zar bozuldu. Pat, pat, pat sesler. Düş. Bir şeyler patlıyor. İlyus kafasını kaldırdı. Çoktan ne? Harekete çıkmış. Denizin altında o force'la kaplanmış yüzlerce geminin havaya uçtuğunu. Paramparça edildiğini görüyorsun. Ve havada kollarını açmış bir adam. Bir kolu yok. Tek eliyle olabildiğince elinden geleni yapıyor. Şimdi ödeştik Elios. Ben de senin bir kolunu aldım. Puf diye tekrar abi duman oluyor. Bağırışlar, patlayan gemilerin içinden can çığlıkları. 5000, 6000 tabaksinin ölen vücutları. Havadan daha önce hiç yağmur yağmamış Altezgaray'a kan yağıyor. Abi böyle yukarıya bakıyorum. Bildiğin suratına kan damlıyor. Hepsini yok etti. Gedri'nin yardakçısı hala adada değil mi? Yok Kureş gitti. Yok etti şey. Ha doğru Kureş'i gönderdiler. Baktığın, beslediğin bütün çocuklar.
binlerce çocuk tabaksı, hepsini elinle büyütmüşsün. Bugün için hepsine bakmışsın tek tek. Ve arkadaşlar saatlik bir kere kullanabiliyorum günde. Ben bir zar daha atacağım üzülerek. Bunu da kolay bir zar veriyorum bunun üzerine. İlyus için. 7'yi geçmen gerekecek. Ne için olduğunu söylemiyorum. 7'yi geçmen gerekecek. Kolay bir zar. Okey. Havada kanadı yanarak dönerek geliyor abi. Yavaş yavaş konuyor abi. Bir kanadı yanmış. Tökezleyerek uçabiliyor böyle. Ve avucuna kondu abi. Alfi. Okey, Alfi ölmedi. En azından bir rahatladım. Abi Alfi ile konuşuyorum. Elfçe. Şu an zaten Ilius kendini kaybetti. Bundan sonra tek bir yaşam amacı var. Gedrin'in orospu çocuğunu öldürmek. Gedrin'i bulup bulamayacağını soruyor Alfi'ye. Alfi böyle bakıyor sağına soluna. Abi yere doğru böyle dişlerinin arasından, dilinin arasından inci tanesi gibi bir kan topu bırakıyor. Isırmış Gedrin'i diğer kolundan ve bu kanla bağ kurabileceksin onunla. Ta izini sürebileceksin Gedrin'in. Abi alıyorum o inci tanesi gibi kanı, cebime atıyorum. Arkamı dönüyorum. Diyorum ki doğru zaman geldiğinde Gedrin ellerimde can verecek. Benim için burada yapacak hiçbir şey kalmadı diyorum. Ve limana doğru yürümeye başlıyorum. Abi, Theodas hanedanın içine girmiş. Kucağında Talon Zul aslında Redoran'ın gerçek çocuğu. Ve yavaş yavaş acı çektiğini görüyorsun. Ve içeri bir karga giriyor. Pat 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 diye. Amca hoş geldin. Abi Redoran. Aa, diyorum amca hoş geldin dedim ya. İzliyordu yüksek ihtimalle Redoran. Abi o iyi mi? Redoran özgür onun değil mi? Onun için. Tüm bunlar onun içindi. O iyi değil mi? Bakmama izin ver. Sallıyor abi. Uyan. Abi böyle çocuğun kanının yuttuğunu görüyorsun, kendi kanını. Ay. Kan yadı geldi bana, alamadım değil mi? Hepi de hala. Hepi de. Hayır. Ha, aldım değil mi? Hepi kan de. Yadı? Biz perişan durumdayız şu anda şey. Diye kan kusuyor falan böyle. Uyan. Uyan oğlum. Uyan. Falan diye sallıyor böyle. Çocuğun kan kustuğunu görüyorsunuz. Ben bunun için bir zar atacağım. Sinematik yapmak istemiyorum. Şansın karar vermesini istiyorum. 11 ve üzeri. Düşünelim. Denersen arttırırım şansını. Tamam. Eğiliyorum. Elini tutuyorum. Rederik'e bakıyorum. Gözlerine bakıyorum. Rederik orada sanırım. Failine Rederik geldi. Get onları da. Onu yeğenin için kullanmayacaksın da ne zaman kullanacaksın Rederik? Rederik'in ağladığını görüyorsun. Söz verdim, tutamam. Yani bu söz, verdiğim sözü bozamam. Yani Redoran, bunu yapamam. Ben bir söz verdim. O güne, o gün için saklıyorum. Hayır, hayır. Deyip elinden Redoran, Rederik'in eline vuruyor. Kartlar yere düşüyor abi. Derin derin nefes alıyor böyle. Bunun ikinci kez olmasına izin veremem. Şunu duyuyor en son ağzından. Boğuluyorum baba. Hayır ya. Abi çok çekti. Ne çektin amına koyayım Redoran ya? Abi zar atmıyorum ve senaryonun. Ya Ged'den bir şey yapamıyor ya. Ged yok burada değil Ged. Senaryonun karar vermesini istiyorum ve yavaş yavaş can verdiğini görüyorsunuz. Redoran'ın oğlunun yaptığı her şeyin boşa gittiğini ve kartları da Rederik'in kullanmadığını verdiği söz için. Bir sürü tabaksinin öldüğünü, Ilyus'un bütün emeklerinin, verdiği her şeyin bir intikam ateşine dönüştüğünü görüyorsunuz. Hebin'in içinde yanan bir ateş. Mugen ve Quintus yavaşça yürüyor kanlı sokaklarda. Tam olarak öldü mü bir dakika o? Evet. Siktir işte, hiç izin vermedin ki azıcık düşüneyim ya.
Ben... İlyus, Mugen, Hebi, Quintus. Döneceğim tekrar ya, yani şöyle abi, ben Hebi'yi böyle şey yapmışım, ne derler, kaldırmaya çalışıyorum, omzuma almışım. Ama Quintus yanımızda zaten. Quintus zaten sürünüyor abi, şu an. Abi, Altez Garay'ı onurlu ve böyle şey bir şehirdi yani, en azından dış görünüşü. İlyus şunu düşünüyor. Aslında içinde orospu çöktü. Hah, aynen. Asıl şeyi ortaya çıkmış oldu zaten, yaptıkları buydu. Quintus'a şey içirdik, iksir içirdik biz. Zaten 4 tane vardı, ikisini kullandık, 2 tane kaldı. Şey, ne derler, İlyus'a dönüyorum. İllüzyon ustası. Bu Gedrin bizim de hasmımız. Ne yapacaksın? Abi, döndüğümde şunu görüyorlar. Kör gözüm de dahil olmak üzere iki gözüm de böyle çeşme. Ay. Yani bayağı ağlıyorum. Bayağı böyle elleri falan titriyor diyorsun. Diyor ki, yetimhanede büyüdüm. Of. Anasız babasız büyüdüm. Hı? Beni kurtarıp bugünlere getiren, bana bu rahatı bahşeten ustamı bile tabak siler için ben öldürdüm. Bu suratımdaki izler de ondan kalma diyorum. Yaptığın her şey, 25 yıldır uğraştığım her şey, canlarını kurtarmak için taklalar attığım tabaksiler, binlercesi az önce gözümün önünde parçalara bölündü. Ne yapmamı istiyorsun diyorum, kılıç ustası, ne yapayım? Abi, İlyus'a dönüp ağlayarak çok özür dilerim. Bu benim yüzümden oldu. Çok özür dilerim. Abi böyle dizlerinin üstüne çöküyor. Yeri yumruklamaya başlıyor. Doğru zaman bugündü. Doğru zaman bugündü diye böyle böyle parçalamaya başlıyor yerdeki şeyleri. Parkeleri böyle parçalamaya başlıyor. Sana söz veriyorum. Zamanı geldiğinde doğru zamanlar bazen karışabilir. Bilmiyorum, benim zamanla bir alıp veremediğim ya da takıntım yok. Tekrar bir doğru zaman gelecektir. O doğru zaman tekrar geldiği zaman, İlyus, söz veriyorum, hatamı telafi edeceğim ve yanında olacağım. Sözüm söz. Eğer beni ararsanız Gedrin'in o leş kokusunu takip etmeniz yeterli diye ayağa kalkıyor yavaş yavaş. Yere saplanan kılıcını söküyor. Ben İlyus'un yanına geliyorum. Elimi uzatıyorum, şey diyorum. O zaman artık av vakti, İlyus. Belki de av vakti zamanı gelmiştir diyorum. Tokalaşıyorum ağzı. Wow. Bize bir geçsene bir tarafa, bize. Bizim sahneye. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir çocuk öldü. Bir şey söyleyeceğim, tamam. Bunu chatten gördüm, yalan yok. Ama Theodas hatırlıyordur diye. Ben Eren Aktan olarak unuttum. Talonzol'un üstünde ruh yadigarı var. Theodas hatırlıyor mudur? Ben unuttum. Çok Talonzol'da ruh yadigarı yok. Chatten gördüm demeye edebilirdim. Yok, Talonzol yadigarı aldı. Gede verdi. Aa doğru. Aa Gedden aldı, pardon, evet. Gedden aldı. 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 Doğru, bu doğru. Yani doğru, meta olursa, olmazsa da şunu diyeceğim. Redoran'a, Redoran. Hatırlar mı arada ya? Yani hatırlar mı? Bir zar atalım isterseniz bunun için. Ben okeyim zar atmaya ya. Herkes okey mi? Oyuncular okeyse. Tamam. Olur yani. Onun üstüne hatırlasın. İlyus ne diyor? Söz hakkına sahip değilim abi. Onun üstüne hatırlasın bence. Hiç söylemeye de bilirdim. Hatırladığım gibi yapmadım. Yani. Ruh yadigarını kullandıkça köreleceksin, biliyorsun değil mi? Çok kötü bir şey oldu. Ben ki. Okey, hatırladım. Eski kullanıcısına verecek. Redoran. Şu karga şovunu hep sevmişimdir. Son bir kez eski dostunu kullanmak istemez misin? Deyip ruh yadigarını çıkarıp Redoran'ın elini uzatıyor. Tutuyor, bakıyor ruh yadigarına. Yavaşça çocuğun göğsüne doğru götürüyor. Yaptığım bu hatayı ikinci kez yapmayacağım. Deyip
yumruğuyla tuttu, kendine doğru geri çekti abi. Ruh yadigarıyla dirilttiği kimse iyi bir kadere sahip olmadı çünkü. Bilmiyorum ki. Peki. O zaman usule uygun bir kraliyet cenazesi hazırlayın. Taht giyme törenini erteleyin. Sonra da giyin. Taht giyme töreni. Önce cenazemiz var. Götür. Ve Ehven-i Şars Altez Garayi bölümünün sonuna geldik efendim. Yazık oldu, çok yazık oldu. Vallahi çok yazık oldu. Babalar evlatlarının öldüğünü görmemeli. Oturdu ya. Diyarda yeter ya. İşte konuşacaktık abi konseyde. Ben Gedrin'i alacaktım bu bölüm ya. Alamadım, kolunu aldım. Ya zaten konuşuluyordu da. Kuneş çok cozuttu. Kuneş kafayı yemiş abi. Fark evet, ettiysen, evet, farkında mısınız? Bizden hiçbir şey olmadı bu arada. Biz başlatmadık. Bayağı Kuneş ya. Kuneş'in yani İlyus farklı. Yapması gerekeni yaptı. Adam Kuneş'i koruyorsun abi. Kuneş'in büyüsünü bozacağız merak etme. Kuneş evet. Kuneş'i kontrol ediyor yani. Yok yok, direkt idam çıkaracağız abi. Ya da işte Kuneş'in büyüsünü bozacağız önce, yenilmezliğini. Gerekirse Garas para tutacağız. Yenilmezliği mi, zihin kontrolü mü? Ya zihin kontrolü zaten artık Kalmar'a gittiyse orada Gedon'u boşa yollamamıştır. Büyük ihtimal orada kırılır onun. Kırılmazsa da. Yapacak orada onu yüksek ihtimal. Kırılmazsa da gitsin Solitary'e. Ged yollasın. Orada biraz çoz. Gabrat kırılır. Belası olsun. Şey gibi değil mi? Halkın bir dünyaya zorla yollandığı, oranın kralı olduğu çizgi roman serisi gibi Solitary'i ele geçiriyor. Kuneş geçirir bu arada kesin. Halk gibi. Sinematik Universe değil mi? Abi. Aynı sinematik Universe'deyiz hakikaten bir de. Bir şey diyeceğim. Şimdi Kan Yadigarı bende mi şu an, onu kesinleştirelim. Sendeydi en son. Evet. Okey. Beni bu arada... şimdi... ben de şunu söyleyeyim. İksir miksir içirdi bana. Yani kol tamamen yok mu? Yok. Onu tamam. Yani bir şekilde... Kan Yadigarı nasıl sende ya? Ben hatırlamadığım için soruyorum. Sen kolu verdin çünkü. Değil abi. Aa, yok lan. Kraliçeyi mi verdin sen? Kan kimdi o zaman? Kraliçeyi sundu, doğru. Doğru. Kolla doğru. Beraber kraliçeyi sundu. O benimdi ya. Allah kahretsin. Yine Kan Yadigarı sana yar olmadı ya. Ya krallığı aldın oğlum. Ona dua. Yani taç giyme töreni var bir sonraki bölüm. Son iki bölüm bu arada, artık kesinleşti gibi oldu. Son iki bölüm. Öyle bir oldu ki tahtı aldık ama çok şey bıraktık. İnal iki bölüm yani. Yani. Bu arada kraliçenin orospu çocuğu olduğunu öğrendiniz yani. Ona göre davranırsınız. Tabaksilerin sırtından geçiniyordu çünkü bu bütün ulu krallık. Evet. Krallıklar yapar öyle şeyler ya. Kraliçeyi yanımıza çizdi. Ya işte. Direkt kral oldu yine, politikacı oldu ya. Siyaset abi, Altez'in çocuğuysa yardım olacak. Söyledim valla bilmiyorum, çalışırsam. Haber yollarız. Ay ay. Peki o zaman efendim. Bu yayından sonra Ehven-i Şars'ın yorumlandığı taverna olacak. Ama öncelikle sevgili Ahmet abiye geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Evet, bir alkışlayalım. Ama ben inanılmaz keyif aldım, bir de ona sormak istiyorum nasıldı diye. Ben size sormak istiyorum, nasıl oynadım sizce? İlyus nasıldı? İlyus unutulmayacak, ben söyleyeyim. İlyus yani. Karakteri güzeldi direkt ya. Çok güzel bir karakterdi. Doğru zaman. Yani yayından önce 5 dakika konuştuk Alp'le. Bu tabaksilerin sırtından geçinme olayını da ben uydurdum götümden. Evet. Güzel oldu. Ya ben tabaksi demedim de böyle bir şey olsun dedim aslında. Bunlar perde arkasında piç olsun, evet, dedim bu krallık. Çünkü fazla ulvi görünüyordu. Onu uydurduk. O da dedi aa de evet abi tabaksi yaparız falan. Güzel oldu yani. Kesinlikle. Karakterinde bir yaşam anlamı falan oldu. Şimdi Elius bizim ekip gibi bir şey değil mi artık? Yani gelecek. Elius peki... Lone Wolf. Yani Gedrin'i avlamaya gidiyor diye düşünüyorum ben. Tamam. Evet. Gedrin. Yani ben en sona bıraktım. Gedrin. Çan bizde, taht da Gedrin getirecek. Gedrin Vergan'a gelecek. Vergan'ı savunmamız gerekirse İlyus bizim yanımızda durmayacak mı Gedrin'e karşı? Abi bilmiyorum, belki bir gün böyle bir aksiyonun içindeyken arkadan böyle bir team song çalar ve karanlıktan bir İlyus gelir. Doğru zaman. Doğru hamle. Ya çok şu skill'i öğretmedin bana ya. Şöyle iblisi gibi ne bir şey oldu bana. Oğlum? Evet. Ay. Vallahi çok iyiydi ya. Çok 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 iyiydi.
Peki efendim. YouTube'dan şimdi geçmiş bölümleri, yeni bir sürü takipçimiz oldu. Efe'nin içerisinde geçmiş bölümlerini YouTube'dan, ünlem YouTube ya da modlar yazarsa sevinirim. Reddit sayfamız da var. Oradan da karakterlerin nasıl göründüğüne dair bilgiler alabilirsiniz. Falan. Plan. Ben Reddit'i merak ettim ya. Onun linki var mı? Reddit'te çok güzel. Abi Reddit'i takip et. Yarın ne olacak biliyor musun? Yarın bir sürü İlyus çizimi olacak. Bir sürü doğru zaman doğru hamle mimi. Şey mi? Doğru zaman koymaya başlamışlar bu arada. Koymaya başlamışlar. Gelmiş mi? Yani harbiden mi? Dur bakayım. Ya Unistonent falan. Unistonent falan çok. Ben ya kendi Reddit'imi attım pardon. Kendi Reddit'ini attım. Hayır hayır kendi Reddit'ini atma. Efe'nin içerisinde. Sen yanlış attım oğlum tamam. Yanlış attım. Doğru zaman doğru. Abi bir tane gelmiş doğru zaman doğru hamle. Evet öyle sağ. Şey değil mi ya Franky? Şey de çok iyi ya. Step Pro Tevdas Mugen ama sen benim kardeşimsin Step Pro Mugen. Ben yes but I don't know. Ben daha güzel bir Ilyus'un çizilebileceğine inanıyorum. Büyük ihtimal çizecekler zaten. Çizecekler. Emin olabilirsin yani abi. Ya çizimlerimizden aslında gösterebilsek aşağı doğru var. Ya ben bakarsan. Aslında karakteri biraz şeye özendim. Okuyanlar bilir. Jarlexel'ı bilen var mı aranızda? Ben. Şeyler işte Drist'in hikayesinden Jarlaxler. Aynen, aynen. Epic rocklardan biridir şeydeki. Çok Feyre'deki. Severim. Jarlaxle özendim biraz aslında karakteri düşünürken. O yüzden umursamaz biri öldüğünde zaten. Tasvir et. Cüce çok iyiydi ya. Hangisi? Ya cüce kapıştı ya vs atmıştı. Şey ya götümü kesti adam. 32 dexliyim adam götümü kesti orospu analı ya. Kızıl göt. Kızıl kıç ebe. Ama orada sen orada meta yaptın. Benim eski karakterim kızıl omuzdu. Bunu kızıl kıç dedim buna ben. Alfi'yi bu arada anladınız mı biraz? Alfi öyle boş beleş çar değil yani aslında. Alfi bayağı büyü falan. Gedrini ısırdığını anladınız mı? Isırıp. Yani Gedrini ısırdı çocuğum yani öyle düşünün. Alfi boy. Buyurun yayıncı bey. Evet o zaman yavaştan. Bir taverna reklamı çakalım. Ha, taverna olacak. Birazdan bizim oynadığımız bölümü yorumlayacaklar. Biraz geyik muhabbet tatlış tatlış olacaklar. Reddit'teki çizimlere bakacaklar. Reddit'e bakıyorlar. Atarsanız. Komple teorileri falan her şey konuşuyor. Tutmayan bir sürü teori. Evet doğru evet. Zaman hangi zaman? Doğru tam zaman doğru hamle. Çekilişle. Bu zaman gerçekten doğru zaman değil miydi? Ya da hamle yanlış mıydı? Doğru zaman yanlış insan. Hangisi? Doğru zaman yanlış ekip. Adamın planı siz olmasanız çıkacak. Bir şey diyeceğim, Ilyus'un planı tutacaktı ha siz. Tutacaktı abi, Hebe olmasa tutmuştu yani. Ben onun kuduttu beni giren, ne yapayım? Bir de Gedrin'i durdururdum yani. Ya bence yüksek ihtimalle Talonzol'u çektim o maskeye de bu arada. Orospu çocuğu Talonzol son şakasını yaptı. Aman oğlum. Son şakasını yaptı. Salak. Son olarak bizi YouTube'dan takip edebilirsiniz. Eski bölümlere bakabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Taverna'da görüşmek üzere efendim. Görüşürüz. Bay bay. Tolga Işıldar.